Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Sesimden de anlayacağınız üzere çarşamba akşamından konuşuyorum. Bu hafta biraz değişik oldu. Antrenman günlerim, saatlerim. Bugün antrenmana gittim ama daha erken oluyor normalde. Geri geldim. Kendim antrenman yapmadığım halde gene de yorgun hissediyorum. Şimdi biraz toparladım. Biraz kahve içtim. Merak etmeyin arkadaşlar. Yani hatta şeyi düşünüyordum. Çok fiziksel olarak yoruyor ne yapacağız falan diye ama merak etmeyin. E, çünkü şöyle bir gelişme oldu. E, Karşıya kadar biliyorsunuz hem Bono ve hem Karşıyaka'ya gidiyordum. Karşıyaka'da 3 kişi vardı ben hariç. Bir kişi sakatlandı. <laughs> o yüzden bir iki ay zaten bıraktı. Diğer arkadaş da zorunlu olarak derslerinden dolayı Bornova tarafına geçti. Öyle olunca diğer tarafta artık bir kişi kaldı. O yüzden biz de artık kapatıyoruz. Konuştuk hatta. Hep size şikayet ediyordum ya. Yoruyor beni diye. Çünkü yani biraz da benim suçum tabii. Bir sürü projeyi üst üste koyduk. O yüzden en azından bu vesile oldu. Üzüldüm tabii çünkü haftada iki kere bana bahane oluyordu. Vapur sefası yapmak için. <laughs> Yani ona bakarsanız Amerika'ya gitmeden önce de Alanya'ya gidiyordum gene Aikido için. O da eğlenceliydi, maceraydı. Özellikle en son İzban çıktıktan sonra çünkü Karşıyaka'ya gene vapurla gidiyordum. Çalıştığım yer Tüpraş. Orası gene lojmanlar, orası gene yeşillik. Spor salonu çok güzel, modern, geniş bir spor salonu vardı. Hoşuma gidiyordu. Ama tabii ki özellikle eşimin evde çok fazla yalnız kalması üzüyordu beni. Eşim de üzülüyordu. Ve tabii ki bu işe artık yani videoculuğa daha fazla ağırlık verdiğimiz için o maalesef zaman kaybı olacaktı. O yüzden devam etmedim döndükten sonra. Şimdi de bunu yani karşı yakayı şimdilik en azından bu sezonluk. Öteki sezon ne olur bilemeyiz. Durumlar değişirse belki tekrardan başlarız. Değişir mi bilmiyorum ama. O yüzden böylece iki günüm boşa çıkmış oldu. Pazartesi, çarşamba, cuma pornoya gideceğim. Antrenman. Hem biraz daha spor yapmış olacağım. Hem biraz daha fazla boş günüm olacak. Daha iyi oldu. Kısacası bu şekilde yorgun yorgun podcast yapmak artık bitecek. Perşembe günüm tamamen podcaste ayrılmış olacak. Bundan sonra öyle yani. Arada bir tek bir düz koşu falan yaparım belki veya sabah erkenden koşu yaparım. Onun haricinde daha canlı, daha yorgun olmayan, daha böyle gündüz ağırlıklı benim için çok daha iyi olacak yani gündüz ağırlıklı olması podcast'ler gelecek artık. Tabii ki Patreon üyelerine teşekkür edin. Bana teşekkür etmeyin. Çünkü onlar sayesinde podcast'ler artık hayatımın önemli bir parçası haline geldi. Onlar sayesinde podcast'lere öncelik veriyoruz yani diğer şeylerden ne bileyim, antrenman vesaire gibi şeylerden yani. Ve yaptığımız iş şu an evet büyük prodüksiyon işler yapamıyoruz ama yine de önemli işler yaptığımızı görüyorum ve bu da gerçekten çok büyük bir tatmin oluyor. Hep söylemiştim intiharı düşünen insanların birçoğunun fikir değiştirdiğini bu sayede. Bir tane daha böyle mesaj geldi. Gene ciddi ciddi şu bizim klasik gençlik sorunlarından yani intihar eden gençlerin klasik sorunlarından bunları yaşayan ve ciddi bir şekilde intiharı düşünen, internet üzerinde intiharı araştıran, arayan bir kişi benim intihar eden seyircim ve işte dini terk ettikten sonra intiharı düşünen insanlara mesajlar gibi bir ona benzer bir videom vardı ya. Onları seyretmiş ve bu sayede fikri değişmiş. Gerçekten bunları görünce çok seviniyorum. Bizim gibi insanların intihar sebebini az çok anlayabiliyorum. Genelde şöyle oluyor. Aile yapmak istemediğin bir şey yapma için sana baskı uyguluyor. Bir. Zaten etrafındaki insanları sevmiyorsun. Bazen kendi ailen bile olabiliyor bu. Onlarla birlikte yaşamak zorunda olmana rağmen. Bununla birlikte Belki sevgilinle ayrılmış oluyorsun. Belki sevgin hiç olmuyor. Başka bir deyişle bütün dünyada tek başına hissediyorsun. Evet lisede, üniversitenin başlarında bunu yaşadım ben. Birçoğumuz da yaşamıştır. Şu söylediğim sebeplerden bazılarını yaşayanlar yani. Ya da diyorsun ki işte şu sınava geçsek ne olacak? Bunu yapsak ne olacak? Çalışıyorum çalışıyorum olmuyor. Şöyle bir hedef belirledim kendime olmuyor. Veya işte üniversite okuduk bilmem ne bölümü ne okuduk bitirdik ama onunla ilgili iş bulamıyorum. Bulduğum işleri de sevmiyorum. Pişman oldum. O bölüm okuduğuma pişman oldum vesaire. Yani söylenecek çok şey var ve hayata yorulmuş hissediyor insan. Yani gerçekten yeter artık yaşamak istemiyorum. Çok yorucu. Yaşamak çok yorucu diyorlar. Ama daha da önemlisi, daha da önemlisi şu. Yaşayacağız, bunları geçeceğiz, bu sınavları geçeceğiz, şunları yapacağız, bunları yapacağız, askere gideceğiz, geleceğiz. Ne olacak? Gerçekten öyle yani. Kendini kasıyorsun üniversiteyi kazanıyorsun o sınavlardan sonra. Ondan sonra kendini kasıyorsun 4-5 sene boyunca üniversite sınavları, projeler. Hadi dayan, hadi dayan. Dayandın onu da geçtin. Askerlik, kendini kasıyorsun hadi dayan. Bu da geçecek. O da geçiyor. Geçmeyecek gibi oluyor ama 5 ay bile olsa yani kısa dönem bile olsa sanki geçmeyecek gibi geliyor ama geçiyor o da. Ondan sonra bu sefer iş arama. İş buluyorsun. Yani kısacası dayan geçecek. Sonsuza kadar bu sürüyor. O yüzden insan baştan şunu düşünüyor. Yani nereye kadar? Ne zamana kadar? Şimdi dayansam ne olacak? Arkadaşlar gerçekten disiplinli olursanız işinizi, ilişkilerinizi yavaş yavaş inşa ettikten sonra ve akıllı bir şekilde çalışırsanız, kendinizi geliştirecek, daha iyi olmaya yönelik bir şekilde çalışırsanız bir nokta gelecek ve en azından artık tamam yaşıyorum, yaşayabiliyorum, istediğim şeyleri yapabiliyorum diyeceksiniz, diyebileceksiniz. Bunu düşünerek yaşayın. Yani etrafınızda sizi kanser eden kim olursa olsun onlarla sonsuza kadar birlikte yaşamak zorunda değilsiniz. Ama birlikte yaşamak zorunda olmamanız için, onların mümkün olduğu kadar eline düşmemeniz için, yani eline bakmamanız için mümkün olduğu kadar kendinizi geliştirmeniz lazım. Yani bazen şu hayallerden bahsediyoruz ya, üniversitede bilmem kaçıncı sınıfta yurt dışına gitmek, oraya kapağı atmak, orada biriyle tanışmak ya da gene bir şekilde başka bir ülkeye gitmek, yerleşmek. Ya da burayı istiyorsanız daha iyi bir şehre, daha modern bir şehre gelmek, yerleşmek. Bunlar imkansız değil arkadaşlar. Bunlar çok imkanlı. Ne olursanız olun yani. Çünkü o konuda en geri kalan insanlardan birisi bendim. Bütün liseyi asosyal olarak geçirdim. <laughs> Lisedeyken arkadaşlarım birçoğu böyle çoktan işte üniversiteyi Amerika'da şurada okuyacağım falan onu çoktan ayarlamışlardı bile yani. Ben zaten maddi olarak da yapamazdım öyle bir şey de zaten hazırlanmadım da öyle bir şeye. Ben de herkes gibi işte üniversite okuyayım. İşte maaşlı bir iş olsun. O kafadaydım yani. Ama yine de kendimi geliştirmeyi bırakmadım. Yani şunları çok net hatırlıyorum arkadaşlar. Yazın işte arkadaşlarla buluşuyoruz. Arkadaşlar oturuyorlar, içiyorlar. Şimdi benim canım sıkılıyor. <laughs> benim canım sıkılıyor. Biraz böyle merhaba diyorum. Sonra gidiyorum evde hikayelerimi yazmaya devam ediyorum. O çikolatalardaki hikayeler var ya. Onları o şekilde yazmıştım. Yaz, kış. Kendi kendine yaptığım bir disiplin yani bu. Hani ders çalışmak zorunda değilsin ya. Herhangi bir şey yapmak zorunda değilsin yani. Kendi istediğin için yapıyorsun. Oturuyorsun, kitap yazıyorsun. Üşenmiyorsun yani. Bir şeyler yapmaktan, bir şeyler üretmekten, bir konuda disiplinli bir şekilde kendinizi geliştirmekten kesinlikle vazgeçmeyin arkadaşlar. Ben o kitabı yazdım ne oldu? Ne oldu yani basamadım ki. Nasıl basacağım? <laughs> Salak gibi böyle Ciddi ciddi inanıp işte kitabınızı yollayın basalım falan diyen böyle şeyler var. Yani bana özel demiyorlar da genel olarak böyle ilan veriyorlar falan. onları yolladım hiçbirisi dönüş yapmadı yani. Ama ünlü bir insan kendi hayatını bile anlatsa onu yayınlıyorlar. Evet bu konuyla ilgili çok fazla konuşup insanları sıkmak istemiyorum. Çünkü daha önce benzerini konuştuk. Ancak gene de bir daha üstüne geçeyim dedim. Neden? Çünkü benim için çok önemli konulardan bir tanesi. Beni takip eden arkadaşların birçoğu çünkü... Hayattan yorulmuş durumda onun farkındayım. Birçoğu bu yorgunluğu hissediyor. Bazıları intiharı düşünüyor. Onun farkındayım. Ama işte bizler intiharı düşünürsek o zaman kimler çoğalacak? Yani ülke ne olacak abi? Ülke nasıl bir duruma gelecek? Yani umutsuzluğa kapıldığınızda arkadaşlar gelecekte yaşayacağınız o günleri hayal edin. Belki bir part time işe girip oradan biriktirdiğiniz parayla ucuza böyle yurt dışında bir ülkeye gidip orada yeni insanlarla tanışıp belki orada iş bulup belki orada bir arkadaş ortamı edinip hayatınızı tamamen değiştirebileceğiniz günleri düşünün. Bunlar gerçekten imkansız değil arkadaşlar. Bunlar gerçekten boş hayaller değil. Bir sürü olmayacak denilen şeyi yaptım. Evet benim bazı avantajlarım vardı. En basitinden dil gibi ama herkesin bazı avantajları vardır. Mümkün olduğu kadar o avantajları arttırmaya bakın. Tekrar söylüyorum. Genç iken, ailenizin yanında yaşıyorken boşa harcayacağınız fazla zaman yok. O yüzden insanların geçici keyifler uğruna paranızı, sağlığınızı ve zamanınızı çalmasına izin vermeyeceksiniz. Bunlardan kurtulacaksınız. İlk atacağınız adım o olmalı. Evet haftanın Efe Aybi köşesine gelelim. Yani Patreon üyesi sorusu köşesi. Bu hafta Hazreti Muh... Gerçek adı değil büyük ihtimalle. <laughs> isimli Yaşayıcımızdan geliyor soru. Efe Aybi merhabalar. Ya şu an İslam veya başka herhangi bir dinin tanrısı gerçekse ve cidden ölünce kafirlere cayır cayır yakacak kadar cani biri ise yıldızları ve yıldırımın aslında ne olduğunu bilmiyor ise ve şeytanları atış talimi diye bir şey uydurduysa nasıl insan tükürdüğü zaman aslında tükürüğün içinde zibilyon tane bakteri vesaire varsa Tanrı için de insanları ve evreni yaratmak, tükürmek tarzı bir eylemse ve nasıl bir insan tükürdüğü zaman tükürüğün yapısını, kimyasını vesaire bilmiyorsa, Tanrı'da, Tanrı'da evren hakkında çok fazla bilgiye sahip değilse, kısacası Tanrı varsa ama malsa ve gaddarsa, ya Matrix'te isek tarzı bir soru oldu ama yine de kafa açan bir konu, senin de ilgini çekebileceğini düşündüm. Podcast'te fikrini belirtesen sevinirim, görüşmek üzere. Evet, kafam çok açılmadı açıkçası. Özellikle bu soruyu burada paylaşmamın sebebi bunu soran çok fazla insan var. Ya varsa abi. Bana soran var. Şey de var yani. Abi ya varsa diye korkuyorum. Şimdi ben de soruya soruyla cevap vereyim. Gerçekten böyle bir tanrı varsa ama ölümden sonra yaşam var. İyi olursanız cennete gidersiniz. Kötü olursanız cehenneme gidersiniz. Şeklinde bir yalan söylediyse ve böyle hiçbir şey yoksa. Troll bir soru gibi geldi değil mi? Ama ben bunu bir zaman ciddi ciddi düşünmüştüm biliyor musunuz? O işte soru sormaya başladığım dönemlerde. O zaman yarı biliyordum. Şimdi de tam bilmiyorum gerçi de. Biraz daha biliyorum. O zaman da diyordum ki nasıl yetki sahibi, daha büyük, daha olgun insanlar çoluğa çocuğa yalan söylüyorsa onları yola sokmak için işte seni eskiciye veririm falan gibi <laughs> veya işte dunganga gelir bak yaramaz olursan seni alır götürür gibi Gerçekten cennet ve cehennem diye bir şey yoksa ve Tanrı sadece insanlar korksun diye, yola girsinler diye böyle bir yalanı uydurduysa bunun gerçek olmadığını nereden biliyoruz diye kendi kendime soruyordum açıkçası. <laughs> Dışarıda kimseye söylemiyordum da. Kendi kendime soruyordum. Bunun yani arkadaşımızın sormuş olduğu sorunun olma ihtimali de gene imkansıza yakın. Aa demek ki imkansız değilmiş bak. O zaman ne olur ne olmaz ona göre yaşayalım diyen olabilir ama ona bakarsanız ne bileyim gremlinlerin var olması da imkansıza yakın. Veya hayaletlerin var olması da imkansıza yakın. Cinlerin var olması da imkansıza yakın. Ama kesin olarak her yeri aramadığın için yüzde bin yok diyemiyorsun. Her yeri arasan da bir şey değişmez ki. Bu sefer de işte cinler istemediği zaman görünmez derler, geçerler. Yani hayatı bununla geçiremezsiniz. O zaman ne olacak? Tersten düşüneceksiniz olayı. Şu şekilde yani. Aynen senin mesela söylediğin gibi. Tanrı'nın kafası çok fazla çalışmıyorsa bunları bilmiyorsa hatta evrenin içeriğini de bilmiyorsa o zaman sen öldükten sonra seni cayır cayır nasıl yakacak? Yani sen ölmüş olacaksın. Yani bunların hiçbirisini bilmiyor ama sen öldükten sonra içinde bir ruhun olduğunu ve o ruhun canlanacağını biliyor öyle mi? Bu arada ruhun varlığını kanıtlamak için 21 gram deneyini anlatan arkadaşlar vardır mutlaka. Biliyorsunuz denir ki bir doktor hasta hayattayken ve öldükten sonra tartıyor daha doğrusu bir tartının üstüne koyuyor ve öldükten sonra 21 gram azaldığını fark ediyor. İşin bu kısmını kullanırlar hep. Zaten arkadaşlar kendisine bilimsel dinci veya işte ne bileyim rasyonel dinci falan diyen kişiler yarım bilim kullanır. Yarı bilim. Yani bir şeyi baktı adam kontrol etti, şey de öldür ya. İşte evrimi çürütmek için de adamlar mesela bir tane Piltdown adamı buldular evrim çürüdü. Yarım bilim veya işte çift yarık deneyi bir kısmını anlatır. Yarım bilim. Olay şu. Adam birkaç kere bakıyor. Bir tanesinde 21 gram azaldığını görüyor. Bir tanesinde arttığını görüyor. Bir tanesinde farklı bir ağırlıkta azaldığını görüyor. Yanlış hatırlamıyorsam bir tanesinde de mi arttığını görüyordu? Nasıldı? Sonuç itibariyle ne oluyor yani ruhun ağırlıkları mı farklı sizce? Yoksa öldükten sonra dışarıya gaz salınımı mı yapıyor bir şekilde? Biz hangisi? 80 kiloluk bir adamda 21 gram çok çok küçük bir şey. Yani burnundan hava çıksa neredeyse o kadar yani. Anlatabiliyor muyum? Neyse bu <laughs> bu deneyi de araya sıkıştırdık. Sonuç olarak bu arkadaşımızın sorduğu soru veya abi peki ya varsa sorusu beni tedirgin ediyor mu? Hayır. Yüzde kaç? Yüzde sıfır arkadaşlar. Yüzde sıfır. Sevgili Tanrı herhangi bir Tanrı eğer varsan Varsan ve öldükten sonra beni sorguya çekeceksen beni cehenneme koy. Yani ben cehenneme gitmek istiyorum abi. Hani tartılarda belki çok iyi birisi falan. Hayır hayır hayır. Tıt tıt, beni cehenneme koy. Tamam. Varsan eğer beni cehenneme koy. Yani beni çarp dedik çarpmadın. Üzdün beni. Tamam varsan eğer beni cehenneme koy. Ben istiyorum. Kendim istiyorum yani. Neden arkadaşlar? Nedeni çok basit. Bir kere dindar olsanız, dinsiz olsanız, layık olsanız, ateist olsanız da... Herhalde kimse şunu inkar etmiyor değil mi? Bir tanrının varlığını biz ilk nasıl öğreniyoruz? Herhangi bir dinin tanrısının veya herhangi bir mitolojinin tanrısının varlığını nasıl öğreniyoruz? Nasıl öğreniyoruz? Bir adam gelip söylüyor değil mi? Bir adam gelip söylüyor. Ve tabi inandığınız din hangi dinse veya hangi dinlerse çünkü semami dinler diğer semami dinlere de inanabilir. Ancak onlar haricinde yani iki veya üçü haricinde diğerleri ne? Viking mitolojisi, Roma mitolojisi, Yunan mitolojisi, Sümer, Mısır ne bunlar? Afrika, Avustralya, Kızılderili, Şamanlar ne? Uydurma değil mi? Gerçek değil. Çünkü neden? Bir tanesi gerçek olabilir. Uydurma olduğunu nereden biliyorsunuz? Çünkü bunu bir insan söylemiş değil mi? Bunu bir insan söylüyor. Şöyle bir tanrı var. Kendisine tapınılmasını istiyor. Kendisinin var olduğuna inanmıyorsan eğer yok hayır ben ona inanmayacağım. Başka tanrıya tapınacağım. Dünyanın en iyi insanıyım. Ama başka tanrıya tapınacağım diyorsan. Bir insan tabii niye kendine dünyanın en iyi insanı der onu da bilmiyorum da. <laughs> Seni yakacak öldükten sonra. Şimdi bu adamın anlattığı tanrı. Yani bu tanrı işte her şeyi biliyor. İnsanlardan daha üstün vesaire. Bu tanrının etik anlayışı o dönemdeki insanlar kadarsa. Bu tanrının bilim anlayışı o dönemki insanlar kadarsa. O dönemki insanlar ne sanıyorsa işte. Gökyüzü hac suresindeydi değil mi o? Hac 65 miydi? Hac suresi olması lazım. Gökyüzü bir tavan düşmesin diye yukarıda tutuyor. Şimdi bu, bu ne? Ya yani bu bu ne bu ne anlama gelir? Ben bir şey söyleyeyim Bu ne anlama gelir? Ya bunun gibi bir sürü şey. Bu bir anlama geldi mi? o adam bunu söylüyor. Bu kadar basit. Evet. Bu arada dava açmayın ben semavi dinler için söylemiyorum. Bizim mahallede bazı dinler var. Onun için söylüyorum yani. Biliyorsunuz en son Cumhurbaşkanına ve İslam dinine hakaret mi? Öyle bir Sebepten dolayı gene dava açmaya çalıştı bir arkadaş. Daha önceden tanıdığımız ama gruptan attığımız yedirememiş kendisine büyük ihtimalle. Cumhurbaşkanımıza laf etti diye dava açmış. Ama maalesef savcılıktan dönüyor. Takipsizlik vermişler. Yani onun için maalesef tabii. Şimdi biz de çünkü çok kasıtlı bir şekilde yani. Yani öyle sanmış da hakaret sanmış da o yüzden dava açmış değil. Kasıtlı olarak, kasıtlı olarak belki hüküm giyerim diye. Neyse şimdi biz de karşı dava açacağız. Suç uydurma ve iftira diye bir dava çeşidi varmış. Vallahi kaç kere söyleyeceğim. Ben bizim mahalledeki uzun adamdan bahsediyorum. <laughs> Niye Cumhurbaşkanına hakaret etti diye dava açıyorsunuz? Ben bizim mahalledeki uzun adamdan bahsediyorum. Yoksa ben Cumhurbaşkanlarını çok severim yani. Benim arkadaşlarımın birçoğu cumhurbaşkanıdır. En aşağı, en aşağı 86.4 tane cumhurbaşkanı arkadaşım var benim. Ne kadar sevdiğimi hatta kanıt olarak geçen hafta anlattığım rüyayı da gösterebiliriz yani. Ve tabii ki işte mucize ayetler. Onların üzerinde zaten konuştuk. Evet onların üzerinde de durdum. Ancak birçoğu tesadüf bile değil. Tesadüf olan yani şu evet güzel tesadüf gelmiş diyebileceğim var mı bilmiyorum. Birçoğu tesadüf bile değil. İnsanları alıp zorlayarak zorla anlam çıkarması. Daha önce de söylemiştik ya. Yani bakın bu mucize siteleri ve mucize olduğunu iddia eden insanlar. İstedikleri kadar anlam çıkarsınlar. istedikleri kadar mucize yaratsınlar. Bir tanesi bile şu sabilikteki anlattığım o Satürn'ün altıgen olması var ya. Bir tanesi bile buna yaklaşamaz. Bak yaklaşamaz bile. O zaman herkesin gidip sabiliğe inanması lazım. Ne bu şimdi yani o sabilikte anlattığım olay ne? Adamların tapınakları altıgen şeklinde. Satürn'e adanmış olan tapınakları yani altıgen şeklinde. Satürn'de altıncı gün ve Satürn'ün tepesinde Altıgen şeklinde bir hortum var. Ne bu? Ne? Tesadüf değil mi? Süper büyük bir tesadüf ama tesadüf. Yani o işte gün kelimesi 365 kere geçiyor falan diyorlar ya. Ama tabii 7 tane anlamı var. O 7 anlamda 3 tanesini sayarsan. En fazla yaklaşan tesadüf o. Hepsi birlikte topladığın zaman 365 olsa o daha güzel bir tesadüf olurdu. Ama bana soracak olursanız şu altıgen olayı kadar büyük bir tesadüf olmazdı. Birkaç tane de kabile dininde... Daha önceden konuşmuştuk ya evrimi tutturmuşlar. İşte önce çamurda yaşıyordu insanlar. Ondan sonra böyle biraz balık gibiler. Sonra kertenkele gibi oldular. Ondan sonra insana dönüştüler falan yavaş yavaş. Bu adamlar evrimi bulmuşlar. Bu da tesadüf işte. Yani arkadaşlar sonsuz denemede biz tabii sonsuz deneme değil ama birçok hikaye olunca bazıları tutuyor. Sonsuz deneme dediğim olay da şu. Hani diyorlar ya bazen işte evrenin kendi kendine yaratılmış olması İmkansız neden? işte 10 üzeri bilmem ne 42 de 1 falan 10, 10 üzeri 42 dedi. ben işte sallıyorum şu anda öyle bir sayı söylüyor ya işte 1 yanına 42 tane 0. Diyor ki bu imkansız. Hayır imkansız değil. 1 bölü 10 üzeri 42. Sonsuz denemede sonsuz denemede sonsuz denemeyi geçtim. 10 üzeri 45 denemede mesela neredeyse kesin gibi değil mi? 10 üzeri 42 de 1 olabilecek bir olayın. Yani sayıları biz algılayamıyoruz ya. O yüzden bize garip geliyor. E bununla birlikte algılayamadığımız çok şey var. İşte ne bileyim DNA'nın yapısı nasıl oldu? Hala bilmiyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz. Big Bang'den önce ne vardı? Big Bang nasıl oluştu? Bilmiyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz. Neden oluştu daha doğrusu? Ne oldu da Big Bang oldu? Öğrenmeye çalışıyoruz. Garip şeyler var. Öğrenmeye çalışıyoruz. Ya tanrısal bir varlık varsa bundan korkmuyor musun? Tanrısal bir varlık yani bizim göremediğimiz bizi aşan, bizden çok daha üstün belki bizi tepeden seyreden bir varlık olabilir. Bunu olmayacağını bilemeyiz. Ama o varlığın insanları işte kendine taptırtması, varlığına inanmazsan onu cayır cayır yakacak olması ve bütün bu insani özellik işte savaş ganimeti olarak cariye alımları ile ilgili konuşması vesaire bunları söyleyen bir insan. Senin benim gibi bir insan. Bizim mahalledeki dinlerden bahsediyorum tabi. Dolayısıyla da o kişilerin söylediği tanrı özellikleri de o insanların zamanda yaşayan, o insanların kabilesinde yaşayan, o insanlar gibidir. Ciddi ciddi gerçekten tanrısal bir varlık varsa, kendi varlığına inanmayan birini yakacağını düşünüyor musun? Sen mesela bak sen, tanrı değilsin bir insansın değil mi? 2018 yılında yaşayan bir insansın. Böyle bir ceza verir misin? Benim var olduğuma inanmıyorsanız, yani ben bir insan yollayacağım, sadece ona gözükeceğim. O gelecek size söyleyecek ve siz... Onun söylediği söze kayıtsız şartsız inanmıyorsanız ben sizi sonsuza kadar yakacağım. Böyle bir şey yapar mısınız siz? O yüzden korkmuyorum. Ve mesela bir böyle arada geldi deist gibi arkadaşlar şunu söylerler. İşte eğer Tanrı varsa korkmama gerek yok çünkü biz sorguladığımız için bizi sever. Bizim gibi kullarını sever. Maalesef ben o kadar optimist de değilim. Ya yani onlarınki biraz optimist oluyor. Çünkü gene aynı şekilde öldükten sonra bir hayat olduğunu da uyduran gene biziz insanlar yani. Hayır en azından ona inanmak isterdim ben. Yani deist tanrısına en azından inanmak isterdim. Tabi deisten de deiste fark var biliyorum. Buna bütün deiste inanmıyor ama buna inananlar da var. Yani ölümden sonra hayat olduğunu ama tanrının da böyle. Hani sorgulayan, iyilik yapan, güzel insanları kendisine inanmasa dahi bak ne güzel sorguluyorsun falan. Sen akıllı bir kulsun diye işte onları aslında daha seveceğini falan. Bu biraz evet ortalama hippie tanrısı gibi oluyor ama maalesef buna da inanamıyorum ben. Daha önce söylediğim sebepten dolayı yani ölümden sonraki hayatı da gene o konsepti de uyduran biziz maalesef. Maalesef diyorum yani. Keşke takılsak öldükten sonra da keşke tanrıyı görsek. Böyle bir şey olsa keşke yani. Yine yaşadığım garip bir olayı anlatayım arkadaşlar. Tabii ki hepimizi ilgilendirmese burada anlatmam. Bu arada siz farkında değilsiniz. Ben arada enerji gelsin, zihnim açılsın diye balın içine bisküvi karıştırıp ısıtıp eğritip böyle garip bir e faydalı tatlısı olarak yedim. Şu anda zihnim açıldı. Gece podcastinde aslında zihin açıklığı sıkıntısı çekmiyorum da. Çok fazla bağırarak konuşamıyorum. Sorun orada oluyor. Öteki türlü dışarıdan falan gürültüler geliyor ya. Onları zaten seyirci duymuyor. Ama onların sayesinde ben de böyle bağıra bağıra falan konuşabiliyorum. Neyse dediğim gibi arkadaşlar önümüzdeki haftadan itibaren daha fazla gündüz podcast kaydetme şansımız olacak. Yaşadığım olaya gelelim. Geçen seneydi galiba bunu muhabbetini yapıyorduk. Şu anda zeminini hazırlıyorlar. Gelecekte 18 yaşından küçükle cinsel ilişkiye girmeyi normal hale getirecekler, normalleştirecekler. Bunun zeminini yapıyorlar demiştim. Hatta pedofili serbest kalacak dememiştim. Çünkü pedofili apayrı bir şey. Yani 6 7 5 4 3 daha önce dedim ya onun alt sınırı yok yani. Her türlü fetişi olan insan var maalesef. Onu tabii ki yapmazlar da ama en azından şu anda cinsel olarak aktif olan kesimle tabi onların rızası olduğu sürece bunlarla cinsel ilişkiye girmeyi yasal hale getirecekler. Bunun zeminini hazırlıyorlar demiştim. Ama ben açıkçası daha ileriki zamanlarda olur diye düşünüyordum. 15'e indiriyorlarmış şu anda. Hatta 13 mi olsun? 13. 13 mi olsun 15 mi olsun bunu tartışıyorlarmış. Ancak 15 olma yönündeymiş. Şeyde Fransa'da bunu da iyi veya kötü anlamda söylememiştim hatırlıyorsunuzdur. Yani bu iyi bir şey veya bu kötü bir şey. Hani bu iyi bir şey ilerliyoruz veya bu kötü bir şey. Toplum bunun çivisi çıkıyor falan değil. Sadece böyle bir şey olacak demiştim. Netekim şu anda da bunu yapıyorlar. Bazı şeyleri görmek çok basit aslında arkadaşlar. Müneccim olmaya gerek yok. Çok basit. Arz talep meselesi. Ergenliğe giren erkekler ve kızlar nedir? çocuk olmadıklarını savunurlar. Ben artık çocuk değilim derler. Çünkü hormonları vardır. Karşı cinse ilgi duyarlar. Birçoğu cinse olarak aktiftir. Yani tecrübede yaşarlar cinse olarak. Ancak beyin olarak kolay kandırabilirlik olarak çocuktan çok farklı değillerdir. Yani hormonlu çocuk, hormonları olan çocuk sınıfındadırlar. Şimdi bu sınıfı çocuk saymak doğru mu yanlış mı onun da şeyine girmeyeceğim tartışmasına. Ama böyle bir olay var. Yani o yaşa gelen kişilerin büyük gözükme çabası. Büyük gözükme çabası var. Bu var bir. İkincisi şu da var. Genç kızları hallenen insanlar da var. Çok 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 fazla var. Yani 15, 16, 17 bunları hallenen çok fazla insan var. 1-2 sene önceye kadar 17 yaşında bir kıza işte hallenen adama pedofili diyorlardı. Şu anda demeyecekler artık. Ne oldu? Kanun değişti. <laughs> Kanun değişince Sapık denilen adam şu an normal oldu artık. Ben çok neye üzülüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Yani şu konularda genelde kesin bir tarafı tutmam. Olsun veya olmasın tarafını kesin olarak tutmam ama şu konuda ben taraf tutuyordum. 35 yaşında veya 30 yaşında kadın öğretmen 17 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girdi diye hapse atılıyor. Şimdi çok büyük bir günah bu ya. Yazık günah yani. <laughs> Değil mi? Yazık lan. Türkiye'de böyle bir şey var mı acaba? Genelde 17 oluyor. 16 ben bir kere görmüştüm. Sonuç itibariyle Avrupa bu uygulamaya geçiyor. Şimdi sırada Amerika var. Kesinlikle geçecek Amerika. Ama önce Obama gibi, Clinton gibi tırnak içinde ilerici bir başkana ihtiyaçları var. Çünkü senelerce bunun onlar da gene aynı şekilde altyapısını hazırladı. Bunu bilerek mi yapıyorlar? Sanmıyorum öyle. Her şeyi kontrol eden bir lobi olacağını. Sadece arz talep bakıyorlar ne eksik niş denen olay. Oraya kendileri yerleşiyorlar. Bu habere de şöyle bir yorum görmüştüm. Eşcinselliği doğadan örnekler vererek madem savunuyordunuz o zaman pedofiliye de yani en azından çıtırcılığa diyelim hebefiliye yani itiraz etmeye hiçbir şekilde hakkınız yok. Ben de bununla ilgili bir tweet yazdım. Çünkü biliyorum birçok yerde hani eşcinsellik doğal değildi deyip eşcinselliği savunmak için doğadan örnek veriyorlar. Şimdi bunun hiçbir bir kere mantığı yok. Çünkü doğalsan yani doğalsa ne? Bir şeyin doğal olması iyi ya da kötü olduğunu göstermez ki. İyi olduğunu göstermez yani. Kötü olduğunu da göstermez ama iyi olduğunu da göstermez. O yüzden ben de şöyle bir şey yazdım. Gelen tepkileri tahmin edin hadi. Eşcinselliği savunmak için doğadan örnek vermek yanlış bir mantık. Çünkü doğadan örnek verilecek olsa tecavüze, pedofiliye de örnek verilebilir yazdım. <laughs> Gelen tepkileri düşünün hadi. Ne demiştik arkadaşlar? Bizim sorunumuz sağcı, solcu, şu parti, bu parti, o siyasi görüş, bu dini görüş değil. Bizim sorunumuz ileri zekalı iyi aile çocukları. Genelde insan gibi cevap veren olmuş da bazıları böyle paylaşmış falan ne diyor bu? Andaval geri zekalı amk falan yazmış böyle. İşin ilginç yanı da o rapor tuşu var ya Twitter'da. Ona bastım raporladım. Bana cevap geldi biz kurallarımıza aykırı bir şey bulamadık diye. Ne olması lazım acaba kurallara aykırı olması için? İşlerine gelmeyince, kendi işlerine gelmeyince bazı hashtagleri otomatikman siliyorlar. Ama bazı durumlarda küfüre bile izin veriyor. Küfür bile sıkıntı değil yani. Bazı durumlarda. Adamlar için. Twitter'da böyle andavallık yaparsa orayı da bırakacağım ama nereden devam edeceğim ben de bilmiyorum arkadaşlar. En sonunda ben kendim kuracağım. Fasistefaidan.com diye. Twitter gibi olacak ama sadece ben yazacağım. Diğerleri takip edecek. İşin daha da kanser yanı. Benim söylediğim savunmaya gelenler de genelde homofobik kesim. <laughs> evet. Doğal mı? Tabii ki tartışılır ama bence doğadaki birçok şey gibi eşcinsellik de doğal. Ama dediğim gibi bir şeyin doğal olması o şeyin iyi olduğu anlamına gelmiyor. Normal mi? Yani doğal mı? Evet doğal. Normal mi? Bence anormal. Bence değil büyük ihtimal öyle yani. Sebebini daha önce açıklamıştık yani. Normalde üreme amacıyla olması gereken cinsel dürtünün karşı cinse karşı olması gereken üreme amaçlı olduğu için. Yani birçok kişi bunu anlayamıyor. Bizim niye cinsel dürtümüz var? Sadece ve sadece üreyelim diye öyle bir mekanizma bize yerleştirilmiş. Tek amaç o aslında yani üremek. Hani biz işin fant insanlar olarak işin fantazi kısmına giriyoruz da aslında tek amaç üremek yani. Bu da işte bazı insanlar için bu üreme içgüdüsü yanlış yerlere yöneliyor. Yani normalde olmaması gereken yerlere yöneliyor. Maalesef bu. Yani isteyen istediği kadar kızabilir. isteyen istediği kadar başlık açabilir ama olay bu yani. Ya yani hastalık mı? Bilemiyorum. Doktor veya biyolog değilim. Sonuçta insanlar mutlu mesut yaşıyorlar. Adı üstüne gay. Vallahi kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Arada işte insanlar daha açıyor. Arada linç etmeye çalışıyorlar. Arada atar gider yapıyorlar. Arada küfrediyorlar. Kimse şunu sanmıyordur herhalde. Biz yeterince Hedef gösterirsek yeterince işte Atar gider yaparsak Götümüzden mana uydurup Mesela bunu söyledi diye sağda solda Efe homofobiklik yapıyor falan diye Yeterince böyle abartı bir şekilde yazarsak Susar öyle bir şey olmayacak Aynen bu şekilde bildiğimi Bildiğim şekilde konuşmaya Anlatmaya devam edeceğim Biliyorsunuz çünkü bu işin iki yanı var Bir tanesi ya susarlar Daha fazla saldırıya uğramayayım diye Veyahut bu kanser insanları görünce Diğer tarafa yönelirler yani homofobik tarafa yönelirler mesela bu konuyla ilgili konuşacak olursak. Bana bu elemanların hiçbirisi etki edemez. Ben doğru bildiğimi söylemeye devam ederim. Otoboka tetiklenerek ilgi çekmeye çalışan ileri zekalı iyi aile çocukları bizim gibi insanları etkileyemez. Gerçekten sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde. Azınlık olmak çok kanser bir durum. Neyse ki şu an olduğum tek azınlık ateist olmak o bile yeterince kanser. Çıkıp sürekli mesaj atıyorlar. Niye şu siyasi görüşte değilsin? Niye burada değilsin? Sen gerçek ateist değilsin falan. Sam Black Guy'dan bahsediyorduk ya. Ona mesaj atıyorlarmış. Sen gerçek siyah değilsin ulan. Herif siyah yani. Rüzgar Arkostara da mesaj atmışlar ya sen gerçek trans değilsin. Adam adam transseksüel. Daha ne kadar gerçek trans olabilir? Bildiğin ameliyatla cinsiyet değiştirmiş. Bir insan bir insan daha ne kadar gerçek trans olabilir? O da şey demişti ya işte. Sadece cinsel kimliğimle anılmak istemiyorum diyor. Bu tran... Allah'ım yarabbim ya. Gerçekten o yüzden seviniyorum yani. Herhangi bir azınlık grubundan değilim diye. Çünkü her biri bu şekilde kendini özel, farklı hissedip böyle. Oradan belki bir mağduriyet yaratmaya çalışıp o şekilde biraz ilgi çekmeye çalışan insanların oyuncağı oldu. Hepsi yani ateizmde dahil. Tüh ya savunma bakanlığı robot asker Öğretme çalışmalarına başlayacakmış. Haydi bir araya gelelim. Robot askerimizi üretelim falan diyorlar. Adamlar... <laughs> Adamlar bizden önce robot üretecek ya. Aslında var ya arkadaşlar şaka maka bu hızla gidersek fena değiliz yani hız olarak. Önemli olan zaten ne yapacağımızı belirlemek. Bu hafta sonunda bir iki güzel bir şey yaptık. Dediğim gibi ne yapacağımızı belirledikten sonra gerisi oluyor. Ben gerçekten merak ediyorum. Akın Soft... İlk robotu üretti falan dediler ama tabii robot olmaktan bayağı uzak. Yani şu şekilde askeri robot olmaktan uzak baya. Çünkü bizim henüz temelimiz yok. O yüzden bence gene de bizim film robotu geçer. Bizim film robotu daha önce olur diye tahmin ediyorum. Çünkü bu Boston Dynamics'te falan görüyoruz ya yürümeye çalışması zaten çok çok zor. Yani yürütmesi en büyük sıkıntı. Jiroskopunu falan ayarlayacaksın. En kötü biz yaparız. <laughs> Biz yapar yollarız abi Savunma Bakanlığı'na. Oscarlar açıklandı biliyorsunuz arkadaşlar. En iyi film aslında tahmin ediyordum şöyle tahmin ediyordum. Filmleri bilmememe rağmen en çok ondan bahsediyorlardı. Shape of Water, Guillermo Model Toro abimiz de sonunda bir tane Oscar aldı artık. Helal olsun diyoruz. Kendisi sevdiğimiz bir abimizdir. En iyi film adaylarından biri olan Darkest Hour. Aynı zamanda da en iyi... Erkek oyuncu ödülünü almış. Gary Oldman. Tabii ki Erzan olduğu gibi Churchill'in. İngiliz kasabı. Churchill'i gene konu alan. Gene onu insanlaştıran filmlerden bir tanesi. Merak ediyorum da mesela Hitler'le ilgili böyle bir film yapsalar. Alır mı sizce ödül? Ya da aday olur mu? Stalin'le ilgili yapsalar. Mao'yla ilgili yapsalar. Oscar'lar her sene gittikçe daha kanser oluyor. Diyorum ya bunu gerçekten yaşıyorum. Yani böyle bir işe başladığım zaman... İleride şurayı da görür müyüz? Buraya da gider miyiz? Girer miyiz? Veya şuraya da alınır mıyız? Ne bileyim televizyon çıkar mıyız? Falan hep böyle düşünüyor insan. Ama o olay gerçekleşmeden önce o olay senin için yani o hedef senin için anlamını yitiriyor. Oscar'lar da öyle bir şey. Öyle kanser duruma geldi ki yani çağırsalar gider miyim bilmiyorum. <laughs> en iyi efaydal ödülü var mesela. En iyi e-faydallık ödülü. En iyi e-faydallık ödülüne çağırabilirler mesela beni. En iyi senaryoda Get Out'a verilmiş. Gerçekten şeyden tabii daha iyiydi. Moonlight'tan daha iyi bir filmdi ama şimdi, <laughs> neden verildiğini biliyorsunuz herhalde. Yazık. Bu aslında Key and Peele benim sevdiğim arkadaşlar, zeki arkadaşlar. Böyle zenciliklerin arkasına saklanmayan insanlar aslında. Ama Oscar onları da kullanmaya çalışıyor. Get Out'u değil mi arkadaşlar? Bir sürü aslında mantık hatası var. Onlardan bahsetmiştik. Yani böyle didik didik aramak zorunda da değilsin yani. Direkt baktığın zaman mantıksız gelen birçok şey var. Diğer klişe filmlere göre daha iyi kaldığı için herhalde o yüzden yere göre sığdıramadı. He bir de zenci yaptı. He bir de zencilerle ilgili. Yoksa öteki türlü yani böyle bir olay olacak düşünün arkadaşlar. Hani Purge gibi. Purge'de de öyle ya konsept güzel ama işleyici mantıksız. Bunda da öyle. Konsept güzel aslında ama böyle bir olay olsa alıcılar sadece beyaz mı olur? Delikanlı gibi. Alıcılar beyaz mı olur? Maalesef arkadaşlar. Yani azınlıklar en çok birbirlerini yaparlar zulümü Zenci en çok zenciye yapar. Daha önce de konuşmuştuk. Amerika'ya getirilen zenci köleler nereden getiriliyor? Böyle Afrika'ya gidilip yakalanılıp da alınıp da götürülmüyor. Başka zenciler tarafından satılıyor. Yani oranın başı artık sahibi kimse o satıyor yani Avrupalılara. Ben öyle okumuştum. Yanlış mı okumuşum arkadaşlar? Yanlışım varsa siz düzeltin. Ama sonuç itibariyle yani şu anda modern zamanda da öyle. Öyle bir olay olsa alıcıları birçoğu zenci olur. Ve yine diğer tarafı düşünecek olursak o host olan vücutların da birçoğu beyaz olur. Neyse tam girmeyelim hadi ona. <laughs> Gene işte kimlere saydırılacaksa onlara saydırılmış. Trump'a saydırılmış. Ben seyretmiyorum artık. O şey zamanı güzeldi. Martian varken, Revenant falan varken o zamanlar güzeldi de. Ondan sonra işin içine politikanın bokunu çıkarttılar. Şu an çünkü götleri tutuştu. İşlerine gelmeyen bir adam başladı diye götleri tutuştu. O yüzden hani çıkıp mesela ben adamlara şimdi Oscar film falan abicim neden filmlerle ilgili konuşmuyorsunuz da siyaset yapıyorsunuz? Neden taraf tutuyorsunuz siyaset olarak? Orada herkes aynı tarafta olmak zorunda mı? Desem aslında var ya orada Trump'ı destekleyen yani Republican daha doğrusu Trump'ı destekleyen değil de Republican olan ünlüler de vardı. Onlar da çıkıp mesela ödül konuşmalarında onlar da siyaset yapacak. Keşke yapsalardı abi. Onlar da yapsın. Böyle kapışsınlar salonda. Siyaset kavgası olsun falan böyle. Geçen sene şeyden sonra işte Trump göçmenleri geri yollayacak. Bir tane orada göçmen artist bulmuşlar. Ama ben de göçmenim. Eğer Trump'ın istediği olsaydı benim gibi insanlar şu an burada olamayacaklardı. Şimdi yalan söylemeye neden ihtiyacım var ki? Trump zaten normal şartlarda sevilecek bir adam değil. Çok böyle keşke bunun kankisi olsam ne güzel reis bir adam değinecek bir adam değil yani. Türklerin içinden seven çok var gerçi de. Zaten çok fazla sevilecek bir adam değil yani. E şimdi yalan söylemeye niye ihtiyacım var? Bu bir yalan çünkü. Bu bir yalan yani. Trump göçmenleri atacak. Bu bir yalan. Ben bunu o kadar görüyorum ki. Ve bunu söylediğin zaman Trumpçı diyorlar bize. Trump'ı seviyorsun falan. Söylemiyorum tabii. Ben ne Amerikalı mıyım ben? Amk. Hiçbir şey yazmıyorum yani. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi Oscar'ları aslında böyle severek takip eden birkaç sene önceye kadar birisi olarak maalesef bana da dokundu ucu yani şu anda artık. Erovizyon da ben mesela seviyordum. Onu da takip ediyordum. Onda da çok net bir şekilde Hatırlıyor musunuz bir ara eşcinsel temalı yaptılar. Yani önce şeyi kazandırttılar. Sakallı kadını. Net net o yüzden kazandırttılar. Net en güzel o mu söylüyordu şimdi şarkıyı? Delikanlı gibi. En güzel şarkı onun muydu? Net o yüzden kazandırttılar. Bir. Ondan sonra ona host yaptırdılar. Böyle bir şey hiçbir zaman olmadı yani. Hiçbir zaman olmadı böyle bir şey. Yani Erovizyon'u kazanan çıksın da sunucu olsun. Hiçbir zaman olmadı. Ona sunuculuk yaptırdılar ve ülkeleri gösterirken de o ülke giriş jeneriği falan var ya sürekli gözümüze gözümüze eşcinselleri geyleri işte öpüşen sevişen geyleri <laughs> soktular. Şimdi diyorum ya iyi ki herhangi bir azınlığa mensup değilim. Gerçekten azınlık olmak kanser. Yani ateistler için böyle bir şey yapsalar ben utanırdım açıkçası. Utanırdım özür dilerdim. <laughs> Kusura bakmayın. Eurovizyonun içine veya Oscar'da da yapsalar Eurovision içine veya Oscar'ın içine dini tartışmayı büyük ihtimalle çıkar amaçlı böyle bir şey soktukları için özür dileriz. Aşırı merak ettiğim bir olay. Bunu bilen var mı? Yani bildiğin iddia eden çok kişi var da bilen var mı? Neden? Ben nedeni şu anda mesela neden? Nedenini anlayamıyorum. Sadece bazı şeyi görüyorum. Mesela Erovizyon'da yani o onun nedenini anlayamıyorum. Hani anti-Trumpçılığı anlayabiliyorum da o kesin belli bir şey yani. Onlar kendilerini liberal derler. Hillary böyle şeydir. İşte ilerici, feminist, ondan sonra kadın hakları. Hani böyle bazı anahtar kelimeler vardır. Bizde de öyle HDP yapar ya onu. Kadın haklarını çok seviyoruz. Eşcinsel hakları harika. <laughs> emekçinin yanındayız. Doğuda ama ağlar kendi marabasını ezer. Emekçinin yanındayız biz. Onlar da böyle işte Hillary tayfası, Soros tayfası falan. Böyle şeydir değil mi? Soros mesela baktığın zaman Wikipedia filantropist yani hayırsever bir insan. Türkiye'de de var mesela Soros destekli örgütler. Baktınız mı isimlerine? Bir aratın bakın. Google'dan Türkiye'deki Soros destekli örgütler diye bir aratın. Bunlar hep böyle liberal falandır ya. Gun control derler. Hani ne lazımsa onu derler işte. Eşcinsel hakları falan derler. Ondan sonra bir bakarsın. İngiliz kasabını Oscar adaylığına koymuşlar. İngiliz kasabı Churchill'in filmini. Oscar adaylığına koymuşlar. Ondan sonra bundan önce de American Sniper'ı koymuşlardı. American Sniper Chris Kyle işte. Yani çatıda elinde sniper silahla aşağıdaki insanları bazen çocuk bazen büyük öldüren. Bu sebepten dolayı da kendisine kahraman denilen. Kahraman unvanı ne kadar ucuz olmuş artık lan. Daha ucuz bir kahramanlık unvanı ben hiç görmedim hayatımda yani. Yakında ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın bunu da göreceğiz ha. Ciddiyim göreceğiz şu an şakasını yapıyoruz yapalım Ama maalesef birkaç sene sonra bunu da göreceğiz Drone operatörleri böyle ile falan ateş edip insan öldürenler var ya Onlar böyle American Hero olacak Göbekli göbekli böyle bilgisayarın başında oturuyor Joystickle falan kontrol ediyor Oradan böyle evlerin üstüne falan roket atıyor Onlar American Hero olacaklar Onların belki filmleri çekilir Bunu hiç düşündünüz mü arkadaşlar Yani bu adamlar hem böyle liberal geçinir her fırsatta liberal geçinirler. O liberallerin kullandığı anahtar kelimeleri kullanmayı çok severler. Ama aynı zamanda işgalci Amerikan ordusuna da American Hero, işte kahraman Amerikan askerleri. Bunlarla ilgili film çekildi zaman Oscar adayı olur. Oscar alır hatta bazen. Son abartısız 10-15 senedir ben İngilizlerin işgalci olduğu artık bir film göremiyorum. Var mı bilmiyorum. Ondan önce o kadar çok vardı ki. Şimdiki gençlik bilmez ha. Ciddiyim şimdiki gençlik böyle bir şeyin varlığından bile haberdar değil. Benim gençliğimde bunları arka arkaya gördük biz. Patriot'u gördük. İngilizlerin Amerika'yı işgal ettiği. Braveheart'ı gördük. İngilizlerin İskoçları işgal ettiği. Şimdi Lagan çekilmiş yeni görüyorum. İngilizlerin Hintlileri işgal ettiği. Bunlarla ilgili bir sürü film vardı. Şu an birçoğu hasır altı yapıldı ha. Yok sayılıyor yani şu anda. Ve üst üste üstü kaç tane Churchill filmi çıktı biliyor musunuz? Bir sürü çıktı bu bir tanesi Darkest Hour. Adı sırf olan iki tane falan çıktı daha yeni. Yemin ederim var ya. <laughs> Bak şimdi. Bu kadar çok Steve Jobs filmi çıktı ya. Kesin ondan da bir ipnelik çıkacak göreceksiniz. <laughs> kesin bir şey çıkacak ondan da. Fuck Oscars abi. Fuck Hollywood. Yaşasın Wakaliwood. Bir de gelecekte bizim kuracağımız İzmirwood tabi. Bir bu podcast'i dinleyip bizden önce kurmazsa tabii stüdyo olarak kuramazlar ne bileyim kast ajansı falan kurarlar. Bu arada Fransa haberiyle ilgili birisi uyardı. Çünkü Türkçe haber sitelerinde o şekilde belirtmişlerdi. Yorumlarda da gene aynı şekilde belirtmişlerdi. Fransa'ya özel olarak orada daha önceden hiç yokmuş zaten. <laughs> evet 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi bu. Hiç yokmuş zaten. Hiç yokmuş da 15 koyacaklarmış. Yani o bir gelişme. O bir sınırlama oluyor. 18'de 15'e düşürmeyecekler. Hem Türk haber sitelerinde hem de bu olaylara yapılan yorumlarda 15 olarak belirleniyor deyince 15'e indirdiler şeklinde yazmışlar birçok yerde. Yabancı haber sitelerinden tekrardan baktık. Time, BBC falan. Önceden hiç yokmuş zaten. Hadi bakalım. Bunu da bu <laughs> hiç aklıma gelmemişti abi. Yani e, lolitacılık, çıtırcılık hep varmış. Büyüklerle, küçükler arasında. Gayet normal kabul edilen bir şeymiş. İlginç. Takılıyorlar yani. Takılıyorlar arada. Takılıyorlar. Öğretme öğrenci ilişkileri falan. Adam mesela 11 yaşında iki tane kızla birlikte olmuş. Ceza almamış. Bir tane öğretmen 14 yaşında bir öğrencisiyle birlikte olmuş. Ceza almamış. Ondan sonra böyle bir yasa getirmeye karar vermişler. Bu arada zaten lan şu anda Fransa'nın zaten başkanı Emmanuel Macron. O bile 16 yaşında iken 38 yaşındaki öğretmeniyle ilişki yaşıyor. Ve sonradan da evleniyorlar. <laughs> Kırsal herhalde orası. <laughs> Kırsal bura biliyor musun? Takılıyoruz yani. Evet. Demek ki onların da bir sınırı varmış yani. Ne kadar giricisiniz ya. 11 yaşındaki iki kızla birlikte olunca adam ve ceza almayınca o zaman tamam sınır bu. <laughs> sınır bu demişler. <laughs> Şimdi artık çıldırabiliriz. İlericiysek o kadar da ilerici değiliz. Demek ki adamların sınırı oymuş. Bu arada Oscar'larda mesela biliyorsunuz gerçek sorunlardan da bahsetmişler. İşte gun kontrol vesaire. Ondan sonra mesela faşist TC, Afrin'den elini çek dediklerini mesela takip ettiyseniz, seyrettiyseniz Oscar'ları duydunuz mu böyle bir şey? Evet. Duymadınız değil mi? Ben de duymadım. <laughs> Yazık lan. Adamlar kendileri yapıyorlar İngilizce. Sanki böyle yabancı kaynaktan paylaşıyormuş gibi. Turkish troops are killing Kurds. Turkish Troops, Elli çek, take your hand, take your hand from Afrin, hand go, hand go Afrin, İmza Washington Post, ama şeyle ve aş -şey diye Washington, dünyanın geri kalanı pek iplemiyor maalesef. Bunun sebebini hiç düşündünüz mü yani bunu söyleyen arkadaşlar? Çünkü Amerika aslında o kadar da sizi düşünmüyor. Sadece oradaki kendi düşmanlarına, Karşı savaşmaları için YPG'ye silah yardım yapıyor ama onun haricinde evet, Türkiye'nin genel olarak çok fazla forsu yok ama gene de biraz forsu var. Her şeyden önce incirlik var. Gene de Türkiye'ye çok fazla ters gelmek istemiyor. Maalesef olay bu. Yani orada katliam mı var, terörist, ağ mı var ben bilemem. Ama zaten kimsenin de bilmesine gerek yok. Çünkü kim haklı her zaman için kim güçlüyse o haklıdır. Kim işe yarıyorsa o haklıdır. Maalesef olay bu. Şu an Amerika'nın birçok kritik noktasında Yahudiler var, Ermeniler var. Dolayısıyla tarihin gelmiş geçmiş en büyük ayıplı katliamı Yahudiler ve Ermeniler olarak kabul ediliyor. İddia edilen sayılar biliyorsunuz ikisini topladığın zaman Yahudilerle Ermenileri 7,5 milyon ediyor. Leopold tek başına 10 milyon zenciyi ve onların ülkelerine saldırarak, onların ülkelerini işgal ederek, onların tabi kaynaklarını Gasp ederek 10 milyon Kongolu zenciyi öldürüyor. Black Lives Matter diyenler bu olaya yani bu adamın Leopold'un Belçika'da heykelinin olmasına ve altında da işte Belçika'yı kuran adam diye böyle övgüyle bahsedilmesine ses çıkartıyorlar mı çıkartmıyorlar. Neden? Aradaki fark o işte. Çünkü zencileri sadece kullanıyorlar. Bakıyorlar diyorlar ki evet burada bir grup insan var. Yani bir grup insan dedikleri de işte zencilerin içinde de o en cahil kesim var ya gangstacılar, getocular, birbirlerine liga diyenler, thug diyenler o kesim. Şimdi böyle olunca Türkiye'de de bizde de vardır ya cahil kesim yani. Cahil kesim neyle övünür? Bir yere ait olmasıyla. Biz şuralıyız kardeş. Nereli abi? Biz çayır çimen ot zambak mahalleliyiz birader. Çayır çimen ot zambak. Çayır çimen ot zambak oralısın yani e or orası neyle ünlü peki? Yani ne icat ettiler? İlk füzyon reaktörü orada mı yoksa? Or orada değil mi? Nasıl bir de oradaymış. Nasıl götü oluyor? <laughs> i̇lk füzyon reaktörü oradaymış abi. Dünyanın ilk füzyon reaktörü oradaymış. Hayır biz biz delikanlıyız birader. Ha tamam o zaman tamam delikanlı delikanlısınız. Bu öldür yani herhangi bir fonksiyonları yoktur. Herhangi bir özellikleri de aslında yoktur. Ama işte zenci olmaları onunla övünürler. O cahil kesimden bahsediyorum yani. Bunları kullanmak. E diğer şeyler de öyle işte. Diğer azınlıklarda gene aynı şekilde. İçlerinden cahil olanları buluyorlar. Bu azınlıkları kullanıyorlar ama umurlarında mı o insanlar tabii ki değil. Tabii ki değil. Aradaki fark o yani. Evet Ermeni solkrimi dedim de aklıma geldi. Burada konulardan bir tanesi yazmışız. Oscar'ımız yok ama göğsümüzü kabartan bir Türk yönetmen var Fatih Akın. <laughs> Bu benim lafım değil. <laughs> göğsümüzü kabartan Türk yönetmen benim lafım değil. Televizyon kanallarından bir tanesinde şu böyle klip kanalları olur ya arada da böyle sinema ile ilgili bazı bilgiler verirler. Onlardan bir tanesinde görmüştüm. İşte 2009'da mı 2007'de mi 2009'da galiba ödül alarak göğsümüzü kabartan yönetmen Fatih Akın. <laughs> ne? Göğsümüzü mü kabartıyor? Neden? Abi neden abi? Ha bak iyiliğiyle kötülüğüyle ilgili konuşmuyorum. Neden göğsümüzü kabartıyor? Almanya'da doğmuş bir adam. Alman vatandaşı. Askere gitmemek için de Türk vatandaşına feragat etmiş birisi yani. Neden? Ne, neden göğsünüz? Yani neden? Adı Türk diye mi? Adı Türk ismi olduğu için mi? Dediğim gibi seversin veya sevmezsin. Benim şahsi görüşüm. Ben çok fazla filmi seyretmişim. 3 veya dört tane filmi seyretmişimdir. Bence Türklere göre iyi. Ama zaten adam Türk değil işte. Türklere göre iyi de Almanlara göre ya yani onda da ödül almış gerçi de mesela bir Diverle'yi seyrettik ya o, o falan çok çok iyi yani. Onlara göre vasat. Bu benim görüşüm. Haksız da olabilirim. Dediğim gibi 3-4 filmini seyrettim zaten. Ama diyelim ki süper iyi filmler çekiyor. Bizim gözümüzü neden kabartıyor abi? Adı Türk diye o zaman oo, o zaman bir sürü ben sana örnek vereyim. Mehmet Şol var mesela. Bir ara neredeydi? Borussia Dortmund'ta mıydı? Mehmet Şol. Hatta daha da ilerleyebiliriz. Hollywood yıldızı var. Ali Larter. Kızın adı Ali. <laughs> Uzununu söyleme. <laughs> Ama kızın adı Ali. O da göğsümüzü kabar. Onu göğs bayağı kabartıyor yani. Final Destination bir akar. Ona laf yok. O harbiden göğsümüzü kabartıyor. E Jackie Chan de göğsümüzü kabartıyor. Çünkü adam Altın Yumruk İstanbul'da diye film çekti. Golden Fist. <laughs> Golden Fist in İstanbul. Filmin adı aynen böyle. Aratın çıkar direkt. IMDB'de böyle çıkar yani. Golden Fist in İstanbul. Hemen şeyin yanındadır. Golden Mazlum in Denmark 2. Aa pardon ya bak şimdi. Hayat hikayesini okudum harbiden Türkmüş ya. Bak ne diyor? Fatih Akin yanlış yazmışlar. Is a German film director, screenwriter and tabii Almanlar kazanınca biz de kazanmış olduğumuz için Akin was born in Hamburg. Ha tamam o zaman. Hamburg hani hamburger falan yeriz ya Türkçe bir kelime hamburger. ve Hamburg'da o zaman Türkçe bir laf yani. As bayrakları as 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 as. He attended Horst Schulhe für Bildende Künste Hamburg. Bu da biliyorsunuz. Nerede? Aynen. Ne varsa salih iş gören turizm mesleğin. Oradan biraz daha aşağı indiğin zaman şöyle bir 100 metre kadar sana. Biraz 100 metren biraz fazla olabilir. Kesin %100 hatırlı yalan olmasın şimdi. 100 metre veya biraz daha fazla böyle gittin mi oradan? Zaten kime sorsan gösterir. Hölşülhe für Bildende Künste Hamburg. Direkt bu zaten bizim mekan yani burası. Her Allah'ın günü gidiyorum ben zaten buraya ki. Önden geçiyorum bakkala giderken bile. Evet neyse. Göğsümüzü kabartan başka Türkler. Muhammed Ali mesela. Bak ikiz de Türk ismi. Muhammed Ali. Ömer Şerif var. Göğsümüzü kabartan başka Türk. Aktrist. Aa Selma Blair var abi. Onu unutuyorduk. Selma Blair var. Çok sevdiğimiz bir Hollywood. yıldızı o da. Aa Neredeyse en önemlisi unutuyordum lan. Eminem var oğlum. <laughs> Eminem var lan. Gözümüzü kabartan dünyanın bak dünyanın en ünlü rapçilerinden bir tanesi oldu adam. Eminem. Resmen Anadolu'nun bağrından kopup gelmiş Eminem isminde bir adam yani. Cinsiyeti tut tutturamamış ama <laughs> olsun. Kısa bir şey söyleyeceğim. Dahmer ile ilgili konuşurken söylemeyi unutmuşum. Wikipedia'da hayatına baktım dedim ya. Suçları yazıyor orada suçlarında işte adam öldürme, nekrofil, tecavüz bilmem ne <laughs> şeyleri de yazmışlar. <laughs> Public intoxication yani insan içinde içki içme bir de teşhircilik pipi gösterme. Adam 17 kişiyi doğramış hala da teşhircilik falan yazıyor şeyde suçlarda. Görünce gülmüştüm baya. Ha şimdi bu Türk olduğu için göğsümüzü kabartan ünlülerden bahsettik ya. Bir de Türk olmak istemeyen kadın var onu gördünüz mü? şey diyor Türklerin yaptığı bu zalimliğe. Dur bir daha bakalım bir saniye. Evet videoya tekrar biraz daha dikkatli bakınca bazı detayları fark ettik. Linki vereyim siz de bakın. Kadın diyor ki "Türk olmaktan utanıyorum. Ben Türk olarak yaşamak istemiyorum." Sadece orayı çekmişler aslında, tamam mı? Hani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türk bir kadın gibi. İşte gideceğim ben Türk olmaktan çıkacağım. Katil bir devlet olarak biz başka bir e, halkı katlediyoruz ben bunu artık yaşamak istemiyorum. En sonunda diyor ki belki ülkeme gidemeyeceğim ama olsun. ha. o zaman aklıma geldi lan dedim bu Türkiye'de değil herhalde. Sonra videonun ilk başına bakınca hafiften böyle kamera çevriliyor. Kamera çevirirken görüyorsun bayrakları abi. Apo bayrakları her tarafta. <laughs> Apo bayraklarıyla çok büyük ihtimalle Almanya'da falan yürüyüşe çıkmışlar. Ya oğlum bir tane yaptığınızda Şimdi ciddi ciddi o Apo bayrakların arasında gerçekten Türk mü o kadın? Çünkü herkes böyle küfür falan etmiş. İşte defol git seni isteyen. Bir dakika ya. Kadın gerçekten Türk mü? Oğlum çok komik lan bu adamlar. Gerçekten böyle işte Amerikan Twitter hesapları alıyorlar. Türk gibi davranıp ben Türktüm ama şey yapıyorum. Ulan benim eski atarlı seyircilerim gibi ha. Hatırlıyor musunuz? İki gün önce böyle şey almış. Bir gün önce, iki gün önce YouTube hesabı almış. Bana mesaj atıyor. Ben şimdiye kadar seni takip ediyordum. Bir gün mü takip? Şimdiye kadar dedi o herhalde. İki gündür takip ediyordu. Ben seni şimdiye kadar takip ediyordum. Ama söylediğim bu faşistçe söylemlerden dolayı artık bundan sonra takip etmeyeceğim. Seni birlerce gündür takip ediyordum. Ama bundan, maalesef bundan sonra takip edemeyeceğim. Şimdi çıkıyorum. Derhal, derhal çıkıyorum. İki günlük üyeliğimi sonlandırıyorum artık. Bakın ne diyor ben? Olaya tribalist olarak yaklaşmıyorum. Kim doğru, kim haklı, kim haksız. Kim haklıysa o haklıdır. Bunu zaten bilmeye çok uğraşmaya da gerek yok. Nasıl hiçbir şekilde öğrenemeyeceğiz. Bir taraf diyor ki orayı teröristlerden temizliyoruz. Öteki taraf diyor ki sivilleri vuruyorlar. Sivilleri vuruyorlar diyen, halka katliam yapıyorlar diyen kişilerin yalan söyleme ihtimali daha yüksek tabii. Şimdiye kadar çünkü sabıkalı oldukları için. Ama tabii bilemeyiz. İşte sevgili arkadaşlar. Bu şekilde ne bileyim kendinizi ya bunu bak işte bu yüzden kaybetmeye mahkumsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani siz belki kendi kafanızın içinde bu tür yapılan olayları faydalı bir propaganda olarak görüyorsunuz. İşte çocuğu yatırıyorsunuz. Orada fotoğrafını çekiyorsunuz. TC öldürdü bizi. Bir. İki. Google Images'dan sahte fotoğraf buluyorsunuz. Ondan sonra işte Afrin'de TC'nin öldürdüğü çocuklar diye. Ama herhangi birisi Google Images'dan o fotoğrafı arattığı zaman Birkaç sene önce alakasız bir yerde kullanılmış olduğunu görebiliyor. Çok rahat yani. Onun haricinde ne bileyim, dersim katliamı diye fotoğraf paylı, bunu da görmüştüm. Fotoğraf paylaşıyorsunuz. O fotoğrafında gene alakasız bir savaştan olduğu ortaya çıkıyor. Gene Google Images'den aratarak. Şimdi gene bir tane kadını işte ben Türk olmaktan utanıyorum vesaire derken aradan böyle kamera oynarken orada apofilamaları gözüküyor. Şimdi siz aklınız sıra işte belki hani şark kurnazlığı yapıyorsun. O ne güzel oyun yapıyoruz. Dünyanın gözü üstümüzde olacak falan. Niye sizce dünyanın gözü üstünüzde değil peki? Ne de olduğunu söyleyeyim. Çünkü böyle şeylerde bir kere bile yakalansanız bak 10 tane doğru laf söyleyin. 20 tane doğru laf söyleyin. Şu 3-4 tane yalan geri kalan söylediğiniz her şeyi şey yapar bozar. Anlatabiliyor muyum? Ve açıkçası bunların ne basınına inanırım. İnanmam kimse kusura bakmasın yani. Ne basınlarına inanırım. Ne işte onların ağzından ben Türktüm de artık artık takibi bırakıyorum. <laughs> Unfollow yapıyorum Türkleri falan. Ne buna inanırım. Büyük ihtimalle bir teyzeyi bulmuşlar orada çevirmişler. Teyze sen en çok Türk'e sen benziyorsun. Diksiyonu falan da düzgün. Şunu şunu şunu. zaten dikkat ettiyseniz biraz duruyor böyle. Duraklıyor, düşünüyor lan ne diyecekti falan. Sonra devam ediyor. Evet. Gerçek ise söylediği kadının ben, ben yok ya imkansız bir şey yani. İmkansız ya. Ben inanmıyorum. Hiç inanmıyorum yani. Ciddi ciddi mesela Türk bir kadın. Vay diyecek biz ne kadar da katliamcıyız. Allah kahretsin bizi diyecek. Ondan sonra da o apofilamalı gösteriye katılacak. Onun içinde de bunu... Hiç inanmıyorum ben yani. Hani şey olsa daha çok inanırım arkadaşlar. Bu işte üniversite hazırlık yaşında. Üniversite hazırlık yaşında turuncu saçlı, humanist gözlüklü, poşulu bir kız olsa. Genç bir kız olsa yani. Ona inanırım bak. Derim ki onu kandırmışlar. Manyak mısın ha? Türk olmadık. Tamam gerçek olsa bile Türk olmaktan niye utanıyorsun ki? Türk olmakla ne alakası var yani? Bu da gene işte bu adamların propaganda yönet. Yani o adamların propaganda ağzıyla konuşuyorsun zaten. Onlar da öyle der ya mesela işte Ermeni soykırımını şu paşa şu paşa yaptı demezler. Türkler yaptı. Türkler yaptı derler. Ama mesela işte o az önce anlattık ya Kongo katliamı. Onda Leopold. O Leopold'tur veya işte Hintlilere yapılan o katliamlar onlar böyle bir iki kişi. Sanki o kadar insanı iki kişi öldürmüş gibi. Ama Ermeni soykırım dendiği zaman o Türkler. Türkler denir yani. Bunda da gene aynı. Türk olmaktan utanıyorum. İnanıyor musunuz arkadaşlar? Yani ben bilmiyorum ya. Olabilir mi acaba? Gerçekten böyle kadın tetiklenmiş. Vay demiş. Bir de nereden görmüş yani? Almanya'da otururken veya Avrupa'nın bir ülkesinde otururken o kadar net bir şekilde nereden görmüş yani? Hangi gazeteyi takip ediyor? Ne oluyor? Tak diye böyle katliamı görmüş. Atmış kendini sokaklara böyle apofilamaların arasındaki gösteriye. Orada diyor ki ben artık Türk olmayacağım. İyi Allah bereket versin. Hadi git onların arasında yaşa. Hadi git onların arasında yaşa abi. Yani arkadaşlar bakın kim olursa olsun. Hangi grupta olursak olalım. Doğrunun yanından ayrılmamak lazım. Neden biliyor musunuz? Ben hep şunu görüyorum. İşte iyi bir amaç için üç kağıt yapılabilir. İyi bir amaç için yalan söylenebilir. İyi bir amaç için yalan dolan yapılabilir. Hayır. Hayır değil. Çünkü iyi amaç dediğin kime göre iyi amaç? Kime göre iyi amaç? Değil. O bir şart kurnazlığı. Şu an medyayı ellerinde tuttuğu için yani büyük güçlerden bahsediyorum. Kendi kendilerini iyi olarak gösteren, iyi olarak tanıtan ama iki laflarından birisi yalan olan bir sürü güç odağı var. Ama bunlar yavaş yavaş gerçeğin altında ezilmeye başlıyorlar. Halk yavaş yavaş uyanıyor. Halk enayi değil yani. Evet mal da çok insanımız var ama genel olarak insanlar uyanıyor. Sonuç itibariyle ne olursa olsun, hangi konuda olursa olsun, doğruluktan neden ayrılmamak lazım biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü kaybetsek bile en azından üzülmeyiz. Ama tam tersi yalan dolan da bir iş. Kazandığın zaman bile o tatmin edici bir kazanç değildir bence. En azından benim için öyle. Bu arada konuyla alakalı ben de diyorum şu, benim aşırı İtici bulduğum şu ikili var ya. isimleri tam bilmem düğün dernek falan. Bu adamlar neden bu kadar böyle sözlük sitelerinde falan aşırı seviliyor. İnternette falan bunları baya bir övüyorlar. Bana hep itici gelmişti tipler. Sonradan cevabımı aldım sanırım. Sırrı süreye çıkarmışlar bir bölümlerinde. Sevimli bir şekilde gösteriyorlar böyle. Sırrı ne haber falan diyorlar. Oynatıyorlar böyle. Evet. Şunu diyecek var mı? Varsa şey getirdim de kum <laughs> kum havuzu getirdim. Diyecek varsa şey yapabiliriz, davet edebiliriz yani. Yok abi ne alakası var ya? Sırrının HDP'li, BDP'li olmasıyla ne alakası var ya? Onu öyle sanatçılığını beğenmişler, ondan çağırmışlar yani. Ne alakası var yani? Diyecek var mı? Hayır, kum havuzu getirdim de. <laughs> evet. Ben şunu fark ediyorum arkadaşlar. Şimdi tabii ki herkes için değişir. Genelde seyircimiz ne popülerse... Yani işte gençler tarafından ne seviliyorsa ve ne göz önündeyse onu seviyorlar genelde. Çünkü herkesin bu konuda çok fazla kriteri olacak diye bir kural yok yani. Nasıl ben aşçı değilim, aşçı olmadığım için çok özenerek hazırlanmış bir yemekle ne bileyim bir hamburger veya dönerli için benim için çok aşırı farkı yoktur. Çoğu zaman dönerli sandviçi dürümü falan tercih ederim hatta. Yani o benim suçum değil yani o konuyla çok ilgilenen bir adam değilim çünkü. Bu da ondan. Ama ben kendi gözlemlerimi söyleyeyim arkadaşlar size. Hani bu işin biraz daha içinde olan, film üretmenin biraz daha içinde olan, her ne kadar kısa da olsa. Ne zaman böyle bana aşırı itici gelen, esprileri orijinal gelmeyen, daha önceden bilindik espriler, bildiğim en azından benim. Biraz da mizahın da içindeyim ya, 2000 senesinden beri. Biliyorsunuz o dönemde internet mizah dergisiyle başlamıştık. Sonra işte gerçek mizah dergilerine falan küçük küçük geçtik. Her neyse ne zaman böyle bir tırnak içinde komedi dizisi veya komedi ekibi, komedi ikilisi, komedi yazarı görsem geldiğinde komedi oluyor. Aslında diğerlerinde de bu geçerlidir büyük ihtimalle de ben komediyle daha çok ilgilendiğim için ne zaman bunu görsem ve ne zaman bu insanların aşırı lüzumsuz pompalandığını görsem bir noktadan sonra ya yani otomatiğe bağladı neredeyse o olay bir noktadan sonra ya böyle sırrı falan çıkar ya böyle güvercin kanadına mektup yazılır. Ondan sonra işte faşist TC daha önce de bir operasyonlar yapılıyordu ya. Faşist TC operasyonları bitirsin. Barış gelsin, cilik yapılır. Ya böyle hiçbir şey olmasa HDP hakları korunur falan o kişiler tarafından. Öyle olunca ben de otomatiğe bağladım açıkçası. Şimdi bunları gördüm mesela. Aşırı itici geldiler bana. Hiçbir komik hiçbir komiklikleri yok benim için. Sıfır yani. Bakıyorum sadece dümdüz. Ya olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu ya bu benden kaynaklanan bir şey büyük ihtimalle. Sizin için nasıldır? Yani yazarsanız sevinirim. Bu arada yazarsanız diyorum biliyorsunuz değil mi şeyde? Patreon'da artık oluyor yorum kısmı. Merak etmeyin ücretsiz. Yani şey almak, hesap açmak ve yorum yazmak ücretsiz. Böyle tuzak kurmuyorum size merak etmeyin. <laughs> ben mesela neyi komik bulurum biliyor musunuz arkadaşlar? İnsanlar mümkün olduğu kadar gerçekçi olsunlar ama başlarına aşırı komik bir olay gelsin ve buna da gerçekçi tepki vermeye çalışsınlar. Benim için en komik olay budur. Zaten benim Türk videoların içinde en çok güldüklerim her zaman için neredeyse %99.9 diyebilirim gerçek videolar. Yani sketch değil, ondan sonra filmden bir parça değil, komedi filminden bir parça değil veya komedi filminin kendisi değil, kısa film değil. Hiçbir değil, gerçek. İşte diyor ya yüksekten düşen İbo ve aşırı sakin arkadaşları mesela. Hayvan gibi gülmüştüm o videoya mesela o arkadaşların sakinliği falan. Şimdi hemen aklıma gelen bir örnek yani çok aşırı güldüğüm bir sürü video oldu o şekilde. En son şey vardı. Bir tane tarikat paylaşmış arkadaş. Kendi kendilerini tokatlıyorlar böyle. Birisi uçan tokat atıyor kendisine. Kendisi uçan tokat atıyor. Arkadaş paylaşmış şey diye paylaşmış. Tek maçtan yattım tarikat. Bunu Bunda şeyde fark ettim ben. Birkaç seyircim onu söylüyordu. Abi diyordu senin Farkın şu, sen espri yapıyorsun ama aşırı ciddi duruyorsun espri yaparken. Hatta bazen espri mi değil mi anlayamıyoruz. Öyle olunca fark ettim ben. O sebepten dolayı da sürekli böyle ağzı yüzü sanki şey, botoks yemiş gibi, şey olur ya estetik ameliyatı ama böyle sanki yarısında elektrikler kesilmiş, orada bırakmışlar gibi. Ağzı yüz böyle kalmış. Sürekli o şekilde olunca bana şey gibi geliyor. Hani palyaçolarda da öldür ya. Palyaçoda gene yüzünü böyle garip bir şekilde boyar. Hani baktığın zaman bak garip gül hadi dersin. Aslında gülmekten ziyade korkutur. Bu adamlar da biraz irkiltiyor beni yani. <laughs> Korkuyorum biraz tırsıyorum yani. <laughs> Daha çok korku filmi karakteri gibi. İlginç gerçekten ilginç bir olay yani. Ama şunu söylediğimi hatırlıyorum. Hatta sesli dedim. Yani kendi kendimeydim ama kendi kendime sesli söyledim galiba. Ha evet buymuş. Yani o sırrıyı gördük ya. Sırrıyı görünce ha dedim tamam. Tamam şimdi oldu. Şimdi taşlar yerine oturuyor. Evet, yardımcı olursanız e, sevinirim arkadaşlar çünkü arkadaşlarımın içinde bu ikiliyi isimlerin adı Arda Kural mıydı bir tanesi bu ikiliyi seven de var sevmeyen de var seviyorsanız veya sevmiyorsanız neden nini yazarsanız sevinirim bir ikincisi de mesela sevenler hangi filmleri seviyor mesela şu filme sağlam güldüm daha da iyisi mesela şu filmin şu parçası genelde şey olur ya mesela filmlerde komik klipler paylaşırlar şu filmin şu parçası güldüm falan diyen varsa Dediğim gibi söylerseniz, paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Evet aslında bir iki konu daha vardı ama onları önümüzdeki haftaya saklayalım. Daha enerjimin olduğu zamana. Bugün de bence başarılı bir şekilde dağılmadan biraz da efayda tatlılarıyla film köşesine ulaşmayı başardık. Dediğim gibi bundan sonra daha fazla enerjimiz olacak çünkü bir günü komple podcast kaydına ayırma şansım olacak. İlginç değil mi arkadaşlar? podcast en fazla 2 saat sürüyor. Bir, buçuk 2 saat arası. Ama gerçekten bütün gün gidiyor. Saatlerce kayıt. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Notlara falan bakıyoruz ya okuyoruz. Düşünüyoruz bazen. Aralarda da bazen düşünüyorum. Dinleniyorum, tatlı yiyorum biraz kafam yerine gelsin diye. Arada yemek yemem gerekiyor tabii. Bunlardan dolayı bayağı sürüyor. Mesela ben kaçta başladım bugün? İlk hani o merhaba arkadaşlar dedik ya. Yanlış hatırlamıyorsam 9'a 10 vardı. Şu anda gece 1'i 20 geçiyor. Evet ama şu an iyiyim yani. Şu an formumdayım o yüzden fazla ara vermeden seri bir şekilde devam ederiz. Kahve mahvede çaktık. Hemen o zaman ben bir su içmeye gideyim. Geleyim ondan sonra film köşesine geçelim. Evet arkadaşlar film köşesine hoş geldiniz. Hemen dakika bir gol bir haftanın ok gibi filminden başlıyoruz. Artık haftanın değil ayın oldu değil mi? Dört haftada bir olduğu için. Bir seyircim çok üzülmüş hatta onu yazmış. Abi bundan sonra ayda bir mi ok gibi film dinleyeceğiz? Demek ki gerçekten sevilmiş ok gibi film köşesi. Genelde neyin sevileceğini şöyle tahmin ediyorum. Ben mesela bakıyorum beğenmediğim bir filme. Bazen de hiç bilmediğim de olabilir. Önemli değil. Ama kötü bir film bulup da böyle buna yardırınca birisi... <laughs> Çok gülüyorum yani hoşuma gidiyordu. O yüzden böyle bir bölüm koyayım dedim. Gerçekten de gerçekten bayağı iyi gördü ya. Evet şu anda 4 haftada bir ama en azından gerçekten beklediğinizi değiyor. <laughs> en son biliyorsunuz neydi o? Sabit kanca rezaletinden sonra çünkü ok gibi film dedik ondan sonra 10 üzerine 6 verdik rezalet. Fail olduk yani. Ama onun üzerine birkaç tane böyle aşırı düşük 1-0 falan yerdik ya. Şimdi arkadaşlar bir bomba daha geliyor. Ayın ok gibi filmi. Hazır mıyız? O ya, ha Ayakta kal. Bu filmin varlığından haberdardım. Bu filmin galasını görmüştüm sanırım çıktığı zaman. Ondan sonra Beyaz Show'da mı? Okan, Okan Show'da galiba. Okan Show'da bu filmi tanıttılar. Görmüş müyünüz arkadaşlar bu filmin afişini falan? Gene bir faydal hizmeti size. Filmi bilip konusunu bilmiyorsanız diye. Zorunlu olarak konu anlatmamız lazım ya. Bir zengin koleji var. Bir de fakirler okulu var. Fakirler okulundan bir genç zengin kolejindeki bir kıza aşık oluyor. Ailesi önce buna karşı çıkıyor. Bir, ikincisi de tabii ki zenginler kolejinde zengin bir kötü çocuk var. O da aynı kızı istiyor. Sonra sürekli kavga ediyorlar falan derken iyi çocuğun öğretmeni diyor ki futbol turnuvasına katılacağız ve finalde bunlarla kapışacağız. Öyle de oluyor. Futbol turnuvasına katılıyorlar. Finalde de bunlarla kapışıyorlar. Film bu. Şimdi tabii ki ilk soracağın soru bu lise filmi ise Okan Karacan yok mu? Tabii ki var. Ayıp ediyorsun ya. Ayıp ediyorsun abi. Lise filmi olup da 30 küsür yaşındaki Okan Karaca'nın bakalım kaçlıymış. Hayda oğlum bu adam zayıflamış lan. Rol bulamazsın vallahi Okan Reis. <laughs> tamam sağlıklı oldun. Ömrün uzadı büyük ihtimal ama kimse sana artık liseli rolü vermez. Normal insan rolü verirler anca. Ağzına sıçayım. Adam kilo olarak benim altıma düşecek lan. Geçen sene bana deseler ki Okan Karacan senin altına düşecek kilo olarak. Yok lan artık olmaz öyle şey derdim. Düşmüş de olabilir. <laughs> Düşmüş de olabilir. Neyse. Neyse arkadaşlar. Ben de kendi hayatımda bir değişim geçiriyorum artık. Şu iki Aikido hocalık yaptığım şey gittikten sonra ben de artık biraz koşacağım falan. 1977'li benden 4 yaş büyük oluyor. 2009'da kaç yaşında oluyor o zaman? 2009 filmi sanırım bu. 33 yaşında oluyor. Heh 30 küsür dememiz doğruymuş o zaman. Yalnız şimdi esas soru şu. Adam bu kadar kilo vermiş. Bir daha liseli rolü verirler mi? Çünkü artık harbiden büyük adama benziyor. Şişman diye şişman diye yutturuyorlardı. Sınıfın şişmanı falan diye kaktırıyorlardı yani. Evet kariyerini bitirdi adam Pardon neyse ne diyorduk film diyorduk değil mi Arkadaşlar biliyorum arka arkaya arka arkaya Oluyor ama Önce Bay E dedik sıfır verdik ona Sonra hatta daha da önce Game of Bizans demiştik değil mi Sıfır diye Bay E sıfır verince Game of Bizansı 0.5'e çıkardık Çanakkale çocuklarını gene aynı şekilde 0.5'e çıkardık Sonra Uzay Kuvvetleri 2011 geldi ona da bir sıfır verdik Ayakta kal arkadaşlar FDB -E puanı 10 üzerinden <laughs> Sıfırcı aydal olduk bizde ya. sıfır abi. Yani ne yapayım, ne yapayım yani? Bu film şu ana kadar seyrettiğim okey filmlerin içinde en kötüsü müydü bilmiyorum ama olabilir. Ama en acı çekerek seyrettiğim, en zorla seyrettiğim filmdi. Şimdiye kadar bütün podcast serisinde seyrettiğim filmlerin içinde. Hepsi sizin için arkadaşlar. Hepsi sizin için. Cringe Overload. Yerlerde yuvarlandım, çırpındım ama atlamadan bitirdim. Atlayarak seyretmedim, atlamadan seyrettim ve bitirdim. Bizden birinin öncü olarak böyle filmlere girip atlamadan seyredip size bilgi, <laughs> bilgi vermesi lazım. Bir kere her şeyden önce film değil bir dizi bölümü gibi. Çünkü dizi bölümleri de zaten bu uzunlukta oluyor ya. Prodüksiyon kalitesi de öyle. Her şey bir dizi bölümü. Neredeyse her dakikası, neredeyse her sahnesi klişe. Neredeyse her diyalogu. Her şey ya, Her şey. Her şey klişe. Aklınıza... Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bir tane hayvan gibi klişe. Aklınıza gelebilecek en klişe gençlik, aşk filmi söyleyin desem. Bir. Bak sadece anlatarak bak. O işkenceyi şimdi size yansıtacağım. Kusura bakmayın. Sadece anlatacağım. Bir de bunu seyrettiğinizi hayal edin. Fakir liseli rolünde Mehmet Aslan var. Mehmet Aslan'ı biliyor musunuz? Belki bilmiyorsunuzdur yaşınızdan dolayı. Zamanının Playboy'uydu. Playboy derken ben demiyorum öyle. Adı öyle yani Playboy diye geçiyor. Yani zengin herhangi bir iş yapmıyor. Zengin olduğu için de kendi kendisini oyuncu yaptıran kişi. Bu adam filmde yok. Gerçeği yine söyleyeyim önce. Gerçekte görüntüleri var. Korumalarıyla birlikte birkaç kişi böyle bir adamı döverken. Öyle bir adam. Bu adam filmde fakir ama gururlu genç rolünde. <laughs> Bu da bitmiyor. Bitmiyor. Hala birdeyiz bak şu anda fark ettiyseniz. Birinci maddedeyiz yani. Adamın saç stili falan hiçbir şeyi de bozulmamış zaten. Yani gerçek hayatta nasılsa o saç stili. Hani fakir saçı falan da bildiğin zengin jöleli saçla geziyor zaten. İki, kızın ailesinin, zengin kızın ailesinin sürekli işte mesela fakir oğlanla kızın yaş gününde dans ediyorlar. Dışarıdan ondan sonra diğer zengin piç geliyor. Kavga çıkartıyor, saldırıyor falan böyle. Kavga ediyorlar. Hemen tabii olayı görmeyen ailesi diyor ki I, o pis fakir yüzünden mi kavga ettin? Kız anlatıyor hayır ötekisi geldi. Olmaz öyle şey yapmaz o. Öbür pis hayvan, fakir hayvan. Üçüncüsü tabii ki, tabii ki fakir olan bir kafede çalışıyor. Büyük tane gerçek hayatta kendi kafesi. <laughs> kendi işlettiği kafe. Kafede çalışıyor. Tabii ki zengin kötüler, zengin kötü erkekler oraya gelip bunu eziyorlar böyle. Ha 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 bize de şunu getirsene. Fakir, garson falan diyorlar. Bu arada şöyle bir olay yaşamıştım ben. Bir tane arkadaş vardı. Hatta futbol takımındaydı. Astronominin futbol takımındaydı. Ben dördüncü sınıfken o birinci sınıftı ama tabi yaş olarak ya benle aynıydı ya da benden büyüktü galiba. Ya futbolu ciddi iyi oynuyordu ben. Maalesef eğitimsiz kaldığım için anca işte arkadaşlar arasında oynadığım kadar biliyordum. Takımdaki diğer elemanların neredeyse tamamı eğitimliydi. Okulluydu yani bu işi bilen adamlardı. O arkadaş da onlardan bir tanesi. O da bak o da futbolcu. O da kafede çalışıyordu. Bizim Ege Üniversitesi'nde Yeşil Köşk, Yeşil Köşk müydü onun adı? Kafe var. Orada çalışıyordu. Biz de işte gene Aikido'daydık. Aikido'dan çıkınca oraya gittik. Oturuyoruz. Eleman <laughs> eleman yanımıza geldi. <laughs> aynı anda söylüyoruz. Ben direkt sipariş verdim. Ne dedim ona işte? Ben bir patates alacağım. O da aynı anda ne haber nasılsın dedi tamam mı? Adam meğer hatırımı sormaya gelmiş. O hatırımı sormaya gelince ben böyle direkt sipariş verdim adama. Şey yapsa mıydım? Madem başladık devam ettirelim diye. Git bize servis getir pis fakir garson falan <laughs> diye. Biraz daha esseydim değil mi? Yani bir iş yapacaksak tam yapmak lazım. İşin en komik yanı şu. Bütün film aslında futbol turnuvası üzerine. Yani esasen o olması lazım. Büyük tane konuya da onu yazmışlardır. Yani işte fakirlerle zenginlerin futbol maçı, futbol turnuvasının sonucunda karşılaşmaları. Hatta o kadar fakirler ki ilk başta formaları falan yok. Sonra işte ilerleyince birkaç maç kazanınca öğrenciler para biriktirip bunlara forma alıyorlar. Hepsi güzel de futbol sahneleri üzerine niye uğraşılmamış diyorum da işte ben malım ya. Filmin üzerinde uğraşılmış mı ki futbol sahnenin üzerinde uğraşılsın? Çünkü futbol bildiğin halı saha maçı yani gibi. Sadece çim sahada. Ya yani i̇şin ilginç yanı o yani illa profesyonel olmalarına gerek yok ki. Şu üniversitede bile bölüm takımları falan var ya. O bölüm takımlarından falan oynatsalardı keşke. Siz oynayın biz sahne sahne arada çekeriz deselerdi. Neyse ya ben de ne yapıyorum abi ciddi aldım da şimdi yorumluyorum. Arkadaşlar gerçekten efsane kötü bir film. Neden böyle bir film çekilir? Yani şimdi baktığın zaman YouTube'da seyrediyorsunuz tamam mı? YouTube'da seyrettiğin zaman belki yok hiç hiçbir şekilde ya. Hiçbir şekilde yani seyredilecek gibi değil. Bizim gibi insanlar için en azından. Şey diyecektim YouTube'da baktığınız zaman işte yani normal bir sıradan bir film dersiniz ama şunu düşünün sinemaya gelmiş ve insanlar para vererek sinemada seyrediyor filmi. Neden ki? Bir dizi bölümünden hiçbir farkı yok çünkü yani. Böyle filmlerin televizyon filmi olması lazım. Bunlar televizyon filmi olacak filmler. Gerçekten o kadar film seyrettim. Türkiye'deki filmlerin ne kadar kötüleşebileceğini, ne kadar kötü film çekilebileceğini gittikçe derinlere iniyoruz yani. Yazık günah be harcan emeğe yazık. Parasını çıkardılar mı acaba? Umarım çıkartamamışlardır abi. Bakalım mı? Hadi bakalım. Toplamda 12 haftada 250 bin seyirci 1.8 milyon TL hasılat. İyi. Kar edememişlerdir büyük ihtimalle. Zaten etseler şu an furya olmuştu bu da. <laughs> Filmin çekmesi değil tabi. Filmin çekmesi o kadar para değildir de tabi onun bir de reklamı falan var. Reklam giderleri var. Onları da dahil ederseniz... Bence hiç kar edememişlerdir. Ettiyseler bile değecek kadar değildir. Maalesef bu film hakkında söylenebilecek de fazla bir şey yok. Gerçekten pause yapıp çok uzun süre durdum. Kafam başka yerlere gitti. İnsan gerçekten aklı almıyor. Şey falan vardı bir de. En sonunda ailesi nasıl kabul ediyor biliyor musunuz? Aynı hani işte o fakir hayvan falan diyorlar ya. Kız da ondan sonra babasına diyor ki. Baba diyor sen de fakir olduğun dönemleri hatırlamıyor musun diyor o kadar çalıştın zar zor zengin oldun bunları nasıl unuttun falan diyor. Yani başka bir de işte babası eskiden fakirmiş bir de babası eskiden fakirmiş sonradan zengin olmuş fakir olmanın ne demek olduğunu da biliyor yani. Ama nedense eli yüzü düzgün olduğu halde jöleli möleli düzgün konuşuyor falan ama olsun fakirse hayvandır. Arkadaşlar bu filmler sizce zararlı mı? Yani işte zenginler böyle piçtir, züppedir, Fakirler hep iyidir. Kolejde ki öğrencinin içine bir tane iyi vardı. Sonradan zaten anlıyorsun ki o da Bursa gelmiş orada Bursa okuyor. Neyse arkadaşlar ben daha çıldırmadan sıradaki filmimize geçelim. Çünkü bu biraz şey oldu değil mi? Filmi anlatmaktan ziyade dert yanmak oldu. <laughs> dert yanıyorum size şu anda. Böyle bir film nasıl çekilir konulu. Gerçekten şimdi arkadaşlar şimdi bu, bu filmi çekenler Kusura bakmayın dert yanmaya devam edeceğim biraz ama. Şimdi bu filmi çekenler bu filmi batacağını nasıl bilemezler? Bu adamlar prodüktör değil mi? Bu adamlar için film seyretmemiş. Bu adamlar bu işin piyasasını bilmiyor mu? Bu adamlar normalde film seyreden insanlar değil mi? Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Ben şimdi orijinal bir konuyla gitsem. Sci-fi, korku vesaire. Desem ki 1 milyon TL lazım bana. Ha 1 milyon TL'ye çekebilir miyim bilmiyorum. Bana çekebilirim gibi geliyor ama Bilemiyorum. Desem ki şu filmi harcadınız veya klasik 1 milyon TL lazım. Çok büyük ihtimalle birçok kimse vermez yani. Kimsin vereceğini sanmıyorum. Ya şu anda zaten olmaz o işte. Ama daha ileride de biraz daha böyle kendimi kanıtladım diyelim. Daha böyle demoral denilebilecek üst düzey kısa filmler çektim. Gene de çok fazla kişiden o 1 milyon lirayı bulabileceğimi sanmıyorum. Neden? İşte tutmaz bunun seyircisi yok abi geldi on derler. Bunun seyir ulan ba... ulan birinizde prodüktörler beni dinlediğinizi biliyorum. Ulan birinizde batacak zaten batacaksınız ki. Ya yani şu filmi çekiyorsa zaten batacaksın sen yani. Madem batacaksınız bari büyük bir şey yaparak batın yani. Bunu hiç düşünmediniz değil mi şimdiye kadar? Ha şimdi düşündün artık. Madem batacaksınız daha önce yapılmamış bir şeyi yaparak batın. Ki en azından adınız olsun. Evet. Maalesef arkadaşlar sıkıntılar burada da bitmiyor. Çünkü mesela belki biriniz çıkıp şey diye. Abi benim tanıdığım prodüktör var. Bir şekilde yardımcı olur. Sıkıntılar orada da bitmiyor ki. Adam senin konunu beğendikten sonra illaki o parasını mümkün olduğu kadar katlamaya çalışacak. Ya yani maalesef o parayı birinin hibe etmesi lazım. Bizim gerçekten orijinal bir şey çekebilmemiz için. Çünkü prodüktör yani parayı veren adam bir de işe karışacak yani. Şunu yapma tutmaz bunu yapma. Artı 18 olur. Sinemada fazla kişi giremez veya sinemalara veremeyiz. Haksız demiyorum ama maalesef olay bu. Evet yeterince dert yandım sanırım. Bu sefer geçiyorum sıradaki filme. Sırada haftanın indie filmi var arkadaşlar. My Father Die. Gene önce filmin konusunu anlatalım. Bir çocuk, bir de abisi var. Bunlar Texas'ın böyle pis yerleri olur ya. Rednecklerin yaşadığı farmland türü. Öyle bir yerde yaşıyorlar. Pis derken yani. Çamurlu anlamında. Çünkü üstü başı hepsi pisti. Şey değil yani. Chicago'nun arka sokakları falan. Detroit falan o anlamda söylemiyorum. Öyle bir yerde yaşıyorlar. Babaları da psikopat. Abi bir kulübe gibi bir yerde bir kızı götürürken. işte küçük kardeş de seyrediyor bunu. O esnada babaları yakalıyor. Ve dövmeye başlıyor ama tabii garip. Değil mi? Niye döver ki yani? Oğlunu yakal diye. Direkt anlıyorsun. O kız meğer babanın sevgilisiymiş. Beni kendi oğlumla mı aldatıyorsun falan diyor. Sonra abiyi döve döve öldürüyor. Spoiler değil filmin başında oluyor zaten bu. Küçük kardeş de kafaya bir taş yiyor o sırada. O yüzden o da sağır kalıyor. Baba hapse atılıyor. Ancak kısa bir süre sonra hem iyi halden hem de hapishane aşırı kalabalıklaştığı için salınıyor. Salınınca da tabii geri gelip bunları yani hem abinin sevgilisini hem zamanında işte küçük çocuk büyümüş tabi o o kişiyi ve şu anda da sağır olan o kişiyi ve o adamın da annesini yani babanın karısını bunları öldürecek peşine düşecek kim kimi önce öldürecek bunun mücadelesini anlatan bir film biliyorsunuz arkadaşlar indie filmler şey oluyor genelde olta atmak gibi oluyor tutturabilirsen tutturuyorsun hiç tutturamama ihtimalin de oluyor. Veya bu film gibi bir cevher bulma şansında oluyor. Bu filme EFDB puanı 10 üzerinden 8 veriyorum. Gerçekten şanslıyım. Indie filmlerin içine böyle iyi bir tanesi denk geldiği için. Gene bizim Avustralyalı abinin en bilinmeyen böyle kenarda kalmış indie filmleri tanıttığı videolardan bir tanesini de görmüştüm. Filmin iyi yanları şunlar. Tabi çok fazla stüdyo set kurma şansları olmadığı için oradaki ortamı çekmişler. Ve şu anlattığım gerçekten hani R-rated bir film. Buna rağmen şu Antichrist gibi Antichrist filminde de böyle sanatlı bazı sahneler oluyor ya. Bazı sahneleri de o şekilde çekmişler. Büyük ihtimal Antichrist'tan da biraz esinlenmişlerdir. Ama ben Antichrist'tan daha çok sevdim bu filmi. Eksikleri var mı? Tabii ki var. O yüzden 8 zaten. Mesela bazı sahneler. Adam mesela şatkan kullanacağı zaman gerçek kuru sıkı şatkan kullanıyor. Ne bileyim adamın ayağını patlatıyorlar mesela şeyle. Prostetik ayak patlatıyorlar yani. Hani şatkanla havaya uçuruyormuş gibi. Bu tür güzel efektler var. Ama bazı çatışma sahnelerinde de çok bariz bir şekilde After Effects Muzzle Flash kullanmışlar. Neden ki? Bazı silahları belki bulamadılar. Kuru sıkısını olabilir. Bilmiyorum. Onun haricinde demiştim ya bazı filmler insanla bazı şeyler katar diye o hayatı da görmüş oluyorsunuz yani. Bu redneklerin işte timsah yakalayıp onları böyle derisini yüzüp ondan bir şeyler falan yapan. O öyle bir hayat yaşayan. Bütün gün evin içinde oturup böyle şarlatan hani faith healer denilen adamları seyreden insanlar. Bir sürü başka iyi yanı daha var. Bir tane mesela o faith healer'ın daha sonradan yanına gidiyorlar. O adamın bir sürü olayı çıkıyor sonra. Onları tabii ki anlatmayacağım spoiler. Onun yanında yani o Faith Healer'ın dolandırıcının yanında. Ha, bir de o dolandırıcılık sahneleri de çok güzel yani. Güzel yapmışlar. Adam kesinlikle gitmiş yani öyle bir yere. İyi gözlemlemiş. Onun haricinde dediğim gibi bu adamın yardımcısı var bir tane. O da yanlış görmediysem Down sendromlu. O da iyi oynamış. Ha neredeyse unutuyordum. Ana karakter ilk başta filmin başında çocuk diyordum ya. O çocuk çok iyi oynamış. Belki de filmin en iyi oynayanı ama maalesef çok fazla gözükmüyor. Gerçekten mesela filmin başına film başlıyor. Diyorsunuz ki bir şölen bizi bekliyor. Sonlara doğru da fena değil. Yani çok çok bozmuyor ama bir filmin başı gibi değil. Çünkü o zaten çocuk gidiyor ya o bir. İkincisi de bir kızla birlikte oluyor demiştim ya o abi. O kızın da tabii büyük hali. O da esas karakterlerden bir tanesi. Maalesef baya kötü bir oyuncu. Filmi aşağı çekiyor yani onu fark ediyorsunuz. Indie filmlerin kötü yanlarından bir tanesi işte bu da. Yani çok para olmayınca oyuncuların içinden tırt çıkabiliyor maalesef ve bir tırt oyuncu zaten filmi bozabiliyor ve tabii ki sonlara doğru film olması için filmi tamamen bozmuyor ama gene o yani adamı vuruyorsun ama işini bitirmek yerine kaçıyorsun kaçtığın içinde adam tabii ki düzelip <laughs> otomatik yılı var herhalde bunların düzelip seni takip etmeye devam ediyor. Evet bütün bunlara rağmen gene de 10 üzerinden 8 veriyorum. Özellikle indie film seviyorsanız, bana soracak olursanız, film çeken biriyseniz eğer veya film çekmeye, kısa film de olsa, hevesliyseniz bu indie film dediğim bütün filmleri seyretmeniz lazım bence. Indie film kategorisinde gösterdiğim bütün filmleri seyretmeniz lazım. Bu da dahil olmak üzere. En beğendiğim indie filmlerin listesine de bunu ekledim. Daha anlatmadığım spoiler olmasını istemediğim birçok şey daha var. Toplumda olan, yaşanan bazı şeylerle iyi dalga geçmişler. Özellikle faith healer'larla ve o hani şey var ya, dua ediyor işte İsa'ya yalvarıyorum veya İsa'ya dua ediyorum. Seni iyileştirsin falan diyor. Adam bir anda ayaklanıyor falan. Onlarla falan güzel dalga geçmişler. Maalesef IMDB puanı bunun altının altında. Metakritik de baya düşük metakritik puanı. 45 mi 50 mi öyle bir şey. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, fuck IMDB Bunlara falan hiç güvenmeyin. Orada demokrasi hakim. Önüne gelen oy basabiliyor ama burada faşist Efe oyu tek geçerli oydur. O yüzden benim size tavsiyeme güvenin. Evet sırada haftanın yeni filmi var arkadaşlar. Justice League. Duymuşsunuzdur. Seyretmemiş olabilirsiniz o yüzden konusunu anlatayım. Biliyorsunuz en son Batman Reis bir ekip topluyordu. Superman öldüğü için geriye kalan kahramanlardan bir ekip toplamaya çalışıyor. Bunun içinde tabi Wonder Woman var, Aquaman var, Flash var ve Cyborg denilen bir arkadaş var. Kısacası DC'nin Avengers'ı tahmin etmiş olduğunuz gibi. Ama tabi esas merak ettiğiniz konu kötü adam kim? Kötü adam tam bir şey abi. Hani Avengers ilk bir araya geldiğinde çok aşırı güçlü olmayan hafif böyle giriş seviyesinde bir kötü adam vardı ya. Şeyde de öyle gene. Suicide Squad'da da öyleydi. Bunda da gene aynısı geçerli. Çok fazla yani çizgi roman fazla okumayanların bilmediği bir kötü adam. Ben diğerlerini biliyordum mesela. Çizgi roman okumadığım halde işte çizgi filmlerden veya popüler kültürden falan biliyordum. Wonder Woman bilmem ne. Çok detaylarını bilmiyordum da. İşte kırbacı varmış tam fantazi. Ondan sonra diyorlar ki. Ondan sonra diyorlar ki. Wonder Woman kadını güçlendirme şeyi. Nasıl yediriyorlar insanlara ya? Wonder Woman'da işte kadın güçleniyor. Kadın güçlendirme karakteri. Abicim birincisi kadın güçlendirme karakteri ise niye seksi giydirdiniz? İkincisi o eldeki fantazi araç gereçlerini öyle kırbaçtır bilmem ne. <laughs> Kaç tane dikkat ettiyseniz süper kahraman filmi seyrettik. Seksi olmayan bir tane süper kahraman kadın söyle. Erkek bir sürü söyleyebilirim ben. Bir tane kadın söyle. Normal böyle. Normal yoldaki kadınlar gibi. Şu Marvel'dan ve DC'den özellikle. Yok. Kadınsa süper kahramansa illa seksi olmalı. Seksi giyinecek. Tibi de seksi olacak. Ama sorduğun zaman kadın güçlendirme. Hepsini de yediriyorlar ha. Wonder Woman çıktı. Şey dediler. İlk kadın süper kahraman filmi. Black Panther çıktı. Abi direkt geri zekalı yerine koyuyorlar insanları ha. Black Panther çıktı dediler ki ilk siyahi süper kahraman filmi. Hayda. Evet biliyorum sırada Gay süper kahraman filmi var. Zaten sanırım Marvel'da varmış. Öyle çok fazla ünlü olmayan bir gay süper kahraman. Onu alırlar filmi çekerler işte. Neyse pardon, film diyorduk değil mi? Kötü adamın tabii ki ne yapmaya çalıştığını söylemeyi unuttum. Başka bir boyuttan geliyor. Gökyüzüne açılan hortum gibi bir ışık sayesinde başka bir boyuttan geliyor. Neden bilmiyorum, alien diyorlar yani uzaylı diyorlar. Ben mi yanlış anladım? Başka gezegenden mi geliyor? Belki de öyle ve tabii ki dünyayı ele geçirmeye çalışıyor. Neden? Öyle. Yani böyle bir <laughs> Justice League kuruluyor. E ona da kötü adam lazım yani bu kadar basit. Hatırlıyorsunuz Avengers'ta da kötü uzaylı uçan araç gibi bir şey var, değil mi? Bunda da işte uçan sinek gibi şeyler var. Dev tabii. Bir de insan şunu düşünüyor tabii. Superman mesela pardon spoiler oldu. Evet bu filmde Superman var ama şimdiye kadar zaten seyretmediyseniz mutlaka bir yerlerden öğrenmişsinizdir. Evet Superman de var. Diğerlerinin güçleri tamam. Bir şekilde yedik Wonder Woman hariç. Flash'ı bile yedik yani. Ya da işte Batman'in normal insanın kaldıramayacağı darbeleri alıp da gene de böyle hafiften sağım solum çizildi. Ah acıdı bir şeyim çıktı. Omzum mu çıktı acaba yok çıkmamış ya falan. Biraz sızlıyor sadece. Bunların hepsine tamam. Ama Superman. Hiç düşünüyor musunuz arkadaşlar? Yani tamam salağa bağlayayım biraz. Fazla kafaya çalıştırmadan seyredeyim diyorum ama Superman güçleri hiç olacak gibi değil ya. Fizik kurallarına o kadar aykırı ki biri götünden sallamış yani. Çok net. Bir tane çocuğa demişler ki çok böyle özel güçleri olan bir şey söyle. Sallamış. İnanılmaz aşırı güçlü. Uçuyor. Gözünden ışın çıkartıyor. O ışın ne? Neden çıkıyor öyle bir ışın? Onun haricinde başka bir gezegenden gelen birisi tıpatıp insana nasıl benzeyebilir? Tıpatıp insana benziyorsa, anatomisi o yöndeyse gözünden ışın nasıl çıkartabiliyor? Hangi mantıkla çıkartıyor? Ama gerçekten en önemlisi hangi mantıkla havada süzülebiliyor ve hangi mantıkla flash kadar hızlı hareket edebiliyor uçarak? Hangi mantıkla ya? Niye Wonder Woman dedim? Wonder Woman'da da çünkü makinal tüfekle ateş ediyorlar. O kurşunların her birini bilekliği var bir tane demir. Onunla durduruyor. Ama kendi üzerine de değil. Rehinelerin üstüne yani bir sürü rehine var. Farklı farklı yerlerde. Hepsini böyle döne 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 durduruyor. Tutarak. Bunu yapabilmesi için flash kadar hızlı olması lazım. Ve tabi hepsini geçtim. Hiçbir şey olmasa bile olan bir flash tek başına yeter ki zaten. Şeyde de öyle ya. X-Men filminde de. Onlarda da Quicksilver var ya aynı işi zaten. Onda da öyle aslında tek başına o yeter ki. Ama mutlaka şey oluyor değil mi? Bir Böyle bir güçsüzlüğü oluyor. O güçsüzlüğünden dolayı yetemiyor tek başına. Tamam tamam. Biraz daha, biraz daha kıllık yapacağım. Bu son kıllığım. Süpermen'in bütün özelliklerini geçtim. Bütün özelliklerini geçtim. Sadece süper güçlü olması bile şu bakımdan mantık dışı normal insan ağırlığında olamaz. Yani hem normal insan ağırlığında olup hem o kadar güçlü olması imkansız gibi bir şey normal insan boyutunda boyut olarak ama inanılmaz güçlü ama içerik olarak da yoğun değil. O zaman bunun nasıl bir fiziksel kuralı var? Sihir, değil mi? Sihir. Bu arada neredeyse unutuyordum. Filmi yöneten Zack Snyder yazmışlar ama Zack Snyder'ın filmin ortasında kızı ölüyor galiba ve başka bir yönetmen devam ediyor. Gene de filme directed by Zack Snyder yazmışlar. Belki saygı olarak yazmışlardır ama biraz hakaret olmuş. Çünkü bana soracak olursanız Zack Snyder'ın Batman v Superman'ine karşı bu film aşırı zayıf kalıyor. Görsel olarak çok zayıf kalıyor bence. Ne diyorsunuz arkadaşlar? O Batman'in araba sahneleri. Batman v Superman'de yani. Ondan sonra yani ikisinin dövüşme sahneleri falan çok çok iyiydi bence. Çok kaliteliydi. Şeye göre. Bu filme göre. Bu filmde o kadar çok sahne var ki. Yeşil ekran özellikle Wonder Woman'ın sahneleri. Ve Wonder Woman'ın o şeyi var ya memleketi. Ve oradaki diğer Wonder Woman'lar. Onların sahneleri aşırı sahte. Gene aynı şekilde fizik kurallarını falan unutuyorlar yani. Orada bir kraliçe var. Bir kayıyor. <laughs> yere yatıyor direkt. Yatay olarak ilerliyor. Yani önceden böyle bir şey almasına, momentum almasına falan gerek yok. Diyorum ya bizim bizim yaşımız çok büyük ya bu filmin için. Bu filmin için bizim yaşımız büyük. Unutmadan EFDB puanı 10 üzerinden 7.5 veriyorum. Her zaman olduğu gibi Suicide Squad kategorisinde yani beyninizi kapattığınız zaman en azından iyi vakit geçirtici, rahatlatıcı bir film olarak sayılabilir. Ama dediğim gibi Batman v Superman'a göre bayağı zayıf kalıyor. Suicide Squad'la neredeyse aynı. Yani Suicide Squad kadar saçma değil ama ve diyaloglarla kanser değil ama ondaki karakterler daha renkliydi. O daha böyle eğlence odaklı olduğu için daha az batıyordu yani. Mantıksızlıklar. Bu filmleri seyretmek ama bana faydalı oluyor yavaş yavaş kendi kafamda da süper kahraman. Ondan sonra süper kahraman takımı belki. Super villain. Bunlar nasıl olabilir? Nasıl gerçekçi olabilir? Nasıl klişe olmaz? Güzel fikirler yavaş yavaş oturuyor kafamda. Evet sıradaki filmimize geçelim. Sırada haftanın antika filmi var. The Good, The Bad, The Ugly. Yani iyi kötü çirkin. Kimler arkadaşlar bu filmin adını duydu ama baştan sona seyretmedi? Veya hiç seyretmedi? Bir sürü kişi değil mi? İşte Efe abi o yüzden. Burada zaten. Ben de o insanlardan biriydim. Ve yine hep diyoruz ya podcast serisi olmasa bu filmden mahrum kalacaktım. Birçok film gibi. Hepimiz biliriz. İyi kötü çirkinin ne olduğunu. Üç tane kovboy. Birisi iyi, birisi kötü, birisi çirkinmiş. İşte bunlar birbirleriyle mücadele ediyorlar. Bir de müzik var. Bunu da hepimiz biliriz. O kadar biliriz ki hatta Böyle bir sürü Türk kovboy filmleri veya işte kovboy filmlerine atıfta bulunan komedi. Gene Yeşilçam filmlerinde hep bu çalınır değil mi? O yüzden müziği de ezbere biliriz. Bu filmi hayal edin dediğim zaman ne geliyor aklınıza? Şey geliyor değil mi? Genel olarak böyle Yahşi Batı gibi kasabalar var. Kasabalarda işte üç tane kovboy var. İyi kötü çirkin. Bunlar böyle birbirleriyle mücadele ediyorlar. Değil mi? Senelerce seyretmediğimiz için filmi böyle düşündüm ben. Birçoğunuz da böyle düşünmüştür. Film arkadaşlar of, film baya baya savaş filmi gibi. Ciddi ciddi savaş filmi gibi. Sonra baktım IMDB'de zaten en iyi filmler sıralamasında IMDB'nin ...dokuzuncusu. 8.9 almış. İlk başta yavaş başlıyor. Zaten baktım 3 saatlik film. Böyle mutfağa gidip gelirken pause yapmana gerek kalmıyor yani. <laughs> Yarıya kadar falan böyle. Ama yarıdan sonra o boşluklar yani gereksiz boşluklar tabii benim için gereksiz herkes için değil onlar azalıyor yok oluyor yani daha pür dikkat seyretmeye başlıyorsun filmi filmde iyi ve çirkin dediğimiz adamlar iki ahbap çavuş bunlar kasabalarda oyun yapıyorlar genelde işte iyi çirkini yakalıyor ödülünü alıyor ondan sonra çirkin tam asılacakken uzaktan bir yerden ateş ediyor ipi kesişe yapıyor kopartıyor Zaten atın üstünde olduğu için atla birlikte kaçıyor şey çirkin. Sonra da paraları paylaşıyorlar ama daha sonra aralar açılıyor ve birbirlerini düşüyorlar. Birbirlerini öldürecek noktalar yani. Bir de paralel olarak kötü var. Kötü de kiralık katil. Bu arada film gerçekten <laughs> filmin adı en yanıltıcı film adı bence. Çünkü iyi o kadar iyi değil. Kötü o kadar kötü değil. Çirkin de o kadar çirkin değil. İyi çirkine kazık atıyor. İyi dediğimiz Clint Eastwood bu arada. Çok genel anlatıyorum bu arada arkadaşlar. Çirkin de bunu daha sonradan tekrardan kıstırıyor. Tam bunu işte çöle sürüp de öldürecekken bir hazine gibi bir şeyin olduğunu öğreniyorlar. Oradan geçen bir at arabası sayesinde. Orada da işte içeride vurulmuş at arabasının içine vurulmuş insanlar var. Birisi son nefesini verirken Clint Eastwood'a yani iyiye şeyi söylüyor. Hangi mezarda olduğunu söylüyor. Şeye de diğer adama da diğer adam ilk başta konuşmuştu çünkü çirkin. Ona da hangi mezarlıkta olduğunu söylüyor. Tahmin edeceğiniz üzere kötü de bu hazineden haberdar. O da bu paranın peşine düşüyor. Ara ara yolları kesişiyor. Bu esnada işte bir de esas olay şu. Bu esnada da şu Amerikalıların Civil War dedikleri Kuzey-Güney savaşları var ya. Onun da arasında kalıyorlar. Bir bir taraf tarafından yakalanıyorlar. Bir öteki taraf yakalıyor bunları. Bir onların yanında çalışıyor, bir ötekilerin yanında çalışıyorlar. Tabi hepsi yalan. Esas amaçları şeye ulaşmak, hazineye ulaşmak. Orada iki tanesi mahkumken diğeri orada rütbeli olarak <laughs> başkasının yerine yani. Orada rütbeli kılığında falan. Sonuç olarak arkadaşlar çok çok kabaca size özet geçtim. Filmi seyrederken özellikle bir noktadan sonra Vay anasını adamlar ne film çekmiş lan dedim. Eskiden filmler böyleymiş herhalde. Hatırlıyorsanız Alejandro Hodorowski filmleri içinde bunu diyordum. Herifler ne uğraşmış be diyordum hatırlıyor musunuz? Bu film aynı şekilde ama Hodorowski gibi böyle sürrealist falan değil bildiğin savaş filmi, macera film yani. Bu kadar konuşmama gerek yok özet geçiyorum. Bu filmi mutlaka görmeniz lazım arkadaşlar. Savaş sahnelerinde bir sürü insan kullanılmış. Ondan sonra o toplarla bir sürü top ateşleniyor. Bir sürü bina patlatılıyor. Köprü patlatılıyor. Ve macera çok uzun. Yani sürekli oradan oraya sürükleniyorlar aslında. Bir o onunla arkadaş oluyor ötekine karşı. Bir onunla arkadaş oluyor falan. Bir o ona kazık atıyor. Bir öbür öbürüyle birleşiyor falan. Ve şey sahneleri işte silah çatışması vesaire sahneleri çok iyi hazırlanmış. Benim en sevdiğim olay şu derinlemesine sahne yapmak. Ridley Scott onu eskiden çok yapardı. Şimdi o kadar yapmıyor artık da. Derinlemesine sahne yapmak yani ön planda bir şeyler var, gidiyor ama ta uzakta da sen görüyorsun işte yatan yaralılar, bilmem ne onlara bakıyorlar falan böyle. Bakımını yapıyorlar. Kocaman bir set hazırlamışlar yani ve birçok yerde böyle. İnanılmaz çok emek harcanmış. Yani mesela rüzgar gibi geçti söylemiştik ya. Aa bak adamlar ne kadar emek harcamış. Şimdi o o aslında da daha çok konuşma film yani. Bir de ilk mi onu seyretmiştim. Öyle bir şeydi galiba. Hani seyrettin diyordum. Demek ki eskiden filmler böyleymiş yani. Hani konuşma ağırlıklı. Hatırlıyorsanız o da gene Kuzey Güney Savaşı içindeydi ya. Ama yok bu film çok efsane arkadaşlar. İyi kötü çirkin. Bunu mutlaka seyredin. Bilmiyorum şey diyor musunuz? Ben diyorum mesela genelde. Ulan yeni de film çıkmıyor doğru düzgün ya. Çıkıyor ama çıkınca hemen tüketiyoruz. Yani haftada bir film seyretmek istesen zor yeni filmlerden bulmak. O yüzden ben eski filmlere sarmıştım. Çok da iyi yapmışım. Bir şey değil arkadaşlar. Sanki yeni film seyrediyormuş gibi alın bu filmi seyredin. Oyunculuk, konu çünkü derinlemesine yazılmış. Espriler, diyaloglar, sahneler, macera, aksiyon, patlamalar. Her şeyiyle epik bir film. Şunu görüyorum ben biliyor musunuz? yeni çekilen mesela Marvel vesaire bunlar çok çok para kazandıran filmler ve çok aşırı ünlü olan filmler. Bunlarla bu filmi karşılaştırdığım zaman biri iyi biri kötü anlamında demiyorum. Yeni olanlar böyle hazır şeylerle, ritimlerle veya looplarla yapılan elektronik müzikler olur ya. Yeni yapılanlar öyle. Eski yapılanlar da senfoni. Yani dev bir senfoninin hazırladığı bir klasik müzik. O senfoniyi görüyorsun yani, enstrümanları görüyorsun. Her şeyine uğraşılmış filmin. İlmek ilmek işlenmiş. Çok ciddiyim arkadaşlar, beni bilirsiniz yani. Hani eski film, dedeye sahip çıkalım falan diyen bir adam değilim ben. Büyük ihtimalle en sevdiğim antika filmler diye bir kategori de açacağım. Ve birinci sıraya iyi kötü çirkini koyacağım. İkinci sıraya Alcatraz kuşçusu. Şeyh sahnesi vardı, onu da söylemeden geçmeyeyim. İki kişi işte iyi ile çirkin, kötünün adamlarına karşı kötünde böyle 5-6 tane adam var. Onlara karşı silahla gene mücadele ediyorlar, çatışıyorlar. Önce ikisini görüyorsun. Yani ön planda çirkin, içeride de binanın içinde iyi var. Sonra ikisi birden yola çıkıyorlar. Derinlemesine yolu görüyorsun. Komple yol, kasaba, evler. Diyorum ya ben çok seviyorum. Derinlemesine sahne gördüğüm zaman çıldırıyorum yani. <laughs> çok istiyorum yapmayı o şekilde derinlemesine sahneler. Yani şu orta metraj robot filminde bile var öyle sahneler ama bakalım kotarabilirsek. imkanımız müsait olursa oldurmaya çalışacağız. Ve son olarak haftanın klasik filmi. İngiltere'de en iyi İngiliz filmlerin içinde 20. seçilen Brezil filmi. Film retro fütüristik derler ya. Yani 1980'lerin gözünde. Zaten 80 yılında, 85'te sanırım çekilmiş. Böyle gelecekle ilgili bir film ama tabi o adamların gözünden işte daktilo var. <laughs> Bilgisayar dedikleri o daktiloya televizyon ekranı bağlı. Tabi birçoğunu bilerek yapmışlar. Yani bilim kurgu olmaya da çalışmışlardır büyük ihtimalle ama biraz da komedi unsuru da var zaten. O yüzden o kadar da şey yapmamak lazım. Film genel olarak bürokrasiyi eleştiren bir film. Baş kahramanımız Sam isminde bir adam. Bu adam memur gibi. işte daktiloda yazıcı olarak çalışıyor. Sıkıcı bir işi var. O yüzden arada sırada kendini böyle uçuyormuş gibi hayal ediyor bir kahraman olarak. Bir tane de işte kız var rüyasında. Sürekli bu rüyayı görüyor. İşte o kızı kurtarıyor falan. Daha sonra bir işte böcek öldürmeye çalışırken böcek daktilonun arasına giriyor. Ve bir bunlar terörist ilanı yazarlarken o daktiloya giren böcekten dolayı teröristin ismi yanlış yazılıyor. Tatlı yerine battle olarak yazılıyor. Öyle olunca da yanlış adamın peşine düşüyorlar. Sonra adamı yakalıyorlar. Adam sorgulama sırasında mefta, ne olduğu bile belli değil yani. Öyle olunca ana karakter suçluluk duyuyor. Hükümet bu sorgulama yapılan adamdan para almış, fazla almış biraz. O yüzden işte bir çek olarak parayı iade ediyor ama banka hesabı bulamıyorlar. O yüzden nasıl ulaştıracağız diye bu adamı görevlendiriyor. Ha, git ailesini bul diye. O bir, bir de o rüyalarındaki kızı görüyor adam. Onu da bulmaya çalışıyor. Onu da bulabilmek için Ministry of Information yani Bilgi Bakanlığı diye bir bakanlık var. Orada bir iş teklifi gelmişti. Onu kabul ediyor. Oraya çıkıp insanlar hakkında bilgi alabilmek için. O zamanlar tabii Facebook yok. Bu esnada gerçek teröristin, Tatıl'ın kim olduğunu görüyorsunuz. O da aslında terörist olmaktan ziyade sisteme karşı gelen bir adam. O da aslında ünlü bir artist de kim olduğunu söylemeyeyim sürpriz olsun. O da aslında buna yardım ediyor. Sem'e yardım ediyor yani. Adam o rüyalarındaki kadına kavuşmaya çalışıyor. Bir yandan da peşlerine düşen hükümet adamlarından kurtulmaya çalışıyor. Böyle bir macera. Aslında şeyler de var. Twist ending. Yani sonlara doğru iyice sürrealleşiyor film. Ama onun da aslında bir açıklaması var. Yani böyle şey değil. David Lynch gibi ortada bırakılmış değil. <laughs> Hep David Lynch'e saydırıyorum ama Bilmiyorum benim tarzım değil yani David Lynch. Çünkü o şeyi yapıyor, bulmacayı yapıyor ama bulmaca parçası vermiyor ki. Hani parça ver ki koyalım. Onu daha çok seven insan var. Yani hiç parça da vermesin. Biz tamamen yorumlayalım kendimiz. Onu seven insan da var. Ama ben bu tür daha çok seviyorum. Film gerçekten ünlüymüş. Seyrettiğim zaman pek bir şey anlayamamıştım açıkçası. Konuyu okudum daha sonra. Bir de açıklamasına baktım. Açıklamasına bakınca çok ekstra bir şey öğrenmedim gerçi de. Konuyu okuyunca daha iyi anlamıştım. Bence tamamen insanına göre. Ben tavsiye etmiyorum. Film güzel olsa da şöyle bir sıkıntısı var. O zamanda kalmış. Yani büyük ihtimalle o zamana göre distopik gelecek. İşte hükümetin her şeyi kontrol ettiği, hükümetin ensende olduğu, insanların boğazını sıktığı. Bu, kısacası bu SJW'ların hayal ettiği, bak böyle olsa çok kötü olur dediği ve o yüzden de böyle işte Divergent, My Vergent, Hunger Games bu tür filmlerin çekildiği bir distopik gelecek. Ama şu an gördüğüm kadarıyla batıda en azından batı ülkelerinde orada distopya olacaksa böyle olmayacak yani. O yüzden bence şu an zamanında kaldı. Eğer İngiliz olsaydık ve o dönemde seyretseydik büyük ihtimal daha çok hoşumuza gidecekti. Ama bu filmi 2018'de Türkiye'de olup da sevecek insan illaki vardır. Ama bence siz değilsiniz o. Peki şimdi mesela modern sayılan ülkelerde distopya nasıl olabilir? Bence bunun tam tersi. Hükümet sürekli başının dibinde değil ama bütün kilit basını ondan sonra o sürekli kullandığımız sosyal medyayı bunların hepsini öyle bir ele geçiriyor ki sen özgür olduğunu sanıyorsun. Özgür olduğunu sanıyorsun ama adamlar sana canlıların istediği haberi canlıların istediği şekilde aktarabiliyorlar. Çünkü senin sevdiğin şeyler var ne derler komedyenler. Ondan sonra aktörler, showmenler. Bunları zaten sevdiğin için hani böyle hükümet görevlisi olarak sana bir şey dayatmıyor. Sevdiğin için bunlar sana neyin doğru neyin yanlış olduğunu söyle. Sen de "Aa bak bu adam güzel bir komedyen." dediği doğrudur diyorsun. Yani hükümet zorla empoze etmeye de çalışmıyorlar. Böylece adamlar aslında senin üzerine tamamen bir kontrol sahibi. Daha önce de demiştik ya diktatörlükle şu an uygulanan demokrasinin farkı diktatörlükte baştakiler ben bunu istiyorum der. Demokraside baştakiler sen bunu istiyorsun der. Fark bu. İki durumda da istediğini yapar. Evet bu ünlü filmi arkadaşlar seyrettiniz mi? Gene aynı şekilde beğendiniz mi beğenmediniz mi? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Güzel film. Tengrisi var. <laughs> Ama dediğim gibi şu an artık biraz zamanın gerisinde kaldığı için pek inandırıcı olmuyor. Neye tavsiye ederim peki? Dur düşünmem lazım. Sürrealist film seviyorsanız hoşunuza gidebilir. Gattaka diye bir film vardı ya. Onu sevdiyseniz belki hoşunuza gidebilir. Klasiklere FDB veriyorduk değil mi? 10 üzerinden 7,5 veriyorum gene. Her şeyi unuttuk değil mi? David Lynch. Evet David Lynch seviyorsanız gene bence bu filmi beğenirsiniz. Evet filmlerimiz bu kadar arkadaşlar. Bu hafta aslında sırada kısa film de olmasına rağmen bir hafta değil de 6 gün içinde 5 film seyretmem gerekti ya. Bir de 2 gün tabi boşa gidiyor yani podcast'i yaptığın gün artı şeye gittik ya biz bir de o gün boşa gitti. Atölyeye gittiğimiz orada kaldığımız bir gün yani. O yüzden filmleri sığdırabilmek için bir günde 2 film seyrettim. Bir tanesini kahvaltıda seyrettim. Tabi kahvaltıdan sonra da devam ettik de. Diğerini de akşam seyrettim böylece sığdırmış oldum. Evet podcast de bitti arkadaşlar. Ben de dağıldım. Saat şu anda gece 3 buçuk. Normalde podcast bittikten sonra bilgisayara aktarıp montajına da gireriz ya. Bunu yapamayacağım maalesef. Kapatır kapatmaz direkt yatağa atacağım kendimi. Bu hafta Twitter'a kıl olduğum için onun adresini vermeyeceğim. Onu bir süreliğine cezalıyorum. <laughs> Adresimiz efeidal.com Facebook.com bölü efeidalfan instagram.com bölü efe alt aydal, vimeo.com bölü efe aydal ve her zaman olduğu gibi destek olmak, sorularını okutma şansı yakalamak ve podcastleri bir hafta önceden dinlemek için ve tabii ki ücretsiz üyelik açarak yorum yazmak ve yorumları okumak için patreon.com bölü efe aydal. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya görüşürüz jöleli temiz yüzlü fakir playboya emanet olun.